Değerli Vav TV izleyenleri, Doğu'dan Batı'ya tarihte bu hafta daha önce sosyal medya hesaplarımızdan duyurduğumuz üzere önemli bir konuyu konuşacağız. Gündemden hiçbir zaman düşmeyen bir konu. Herhalde tarihçiler olduğu müddetçe de devam edecek, gündemde olmaya devam edecek bir konu. Çok netameli bir konu aslına bakarsanız. Lehinde olanlar var, aleyhinde olanlar var, haksız bir uygulama olduğunu söyleyenler var, gayri hukuki uygulama olduğunu söyleyenler var, devletin bekası için çok gerekli olduğunu söyleyenler var. Kısacası insanların tam bir birlik ve bütünlük içerisinde olmadığı fikirsel olarak bir konu. Osmanlı'da kardeş katli meselesini konuşacağız ve devamında da tabii ki bunun muhatabı olan katledilen şehzadeler meselesini konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Çok kıymetli konuklarım var. Stüdyoda sevgili arkadaşım Nermin Taylan var. Onu çok iyi tanıyorsunuz hepiniz, tarih severler yakından. Ayrıca biraz sonra bağlantıları gerçekleştiği zaman iki tane çok kıymetli konuğum daha olacak. Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Ertuğrul hocamız ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nden, tarih bölümünden Doktor Sezai Sevim hocalarımız bizimle birlikte olacaklar. Konuya dair, döneme dair fikirlerini paylaşacaklar. Kardeş katli meselesi Osmanlı'nın erken döneminden beri var olan bir uygulama. Biraz hanedanın özellikle Yıldırım Beyazıt devrinden itibaren merkezileşme sürecine girmesiyle daha ön plana çıkmış. Fatih Sultan Mehmet zamanında da daha kanunlaştırılmış bir olay bu. Tabii ki küçük şehzadelerin öldürülmesi, kardeşlerin öldürülmesi, yer yer evlatların öldürülmesi hem o dönemde ulema tarafından, şairler tarafından, edipler tarafından ciddi eleştirilere neden olmuş ve günümüzde de hala toplumun üstesinden gelemediği bir mesele olmaya devam ediyor. Bunu konuşacağız. İlk şehzadelerden itibaren kimlerin katledildiğini konuşacağız ve son olarak belki vaktimiz olursa ilerleyen zaman dilimin içinde benim hatırladığım kadarıyla yanlışım varsa lütfen düzeltin. Yusuf İzzettin Efendi en son bu konuda gündeme gelen isim. İntihar mı etti yoksa öldürüldü mü diye. Tabii ki o bizim bildiğimiz klasik hanedandaki kardeş katli uygulamasının dışında bir süreç Yusuf İzzettin Efendi'ninki. Ama biraz şüphe kokan bir ölümü de söz konusu. Çünkü o dönemde de kardeşler arasında, amcalar arasında, ufak bir kuzenler arasında bir iktidar çekişmesi var. Her ne kadar Sultan 1. Ahmet zamanında Ekber Erşet usulüne dönülmüş olsa da ben Nermin Hanım'la başlamak istiyorum. Kardeş katli denildiği zaman aklına ne geliyor? Mesela eski dönemde uygulamaları var aslında bakarsan. Yani Selçuklularda da Osmanlılara göre çok daha hanedan merkezli ya da hanedan üyelerini yönetimde çok daha paylaşımcı bir sistem var. Ama her şekilde Tuğrul Bey döneminden itibaren herhangi bir kardeş İbrahim Yinal gibi ya da kuzen isyan ettiği zaman onun da öldürüldüğünü görüyoruz sürecin içerisinde hanedan üyelerinin. Böyle bir uygulama var ama bunun kökenleri nedir? Osmanlı'da kardeş katli deyince aklına ne gelir? Şimdi Osmanlı'da kardeş katli deyince aklıma çok şeyin gelmesi için zaten hani burada bir eser vermiş insanım. Taht uğruna baş veren canlar sıradışı Osmanlı şehzadeleri diye. Ancak kardeş katli dediğimizde bizim çocukluğumuzda büyüdüğümüzde tarih eğitimi aldığımızda aklımıza hep Osmanlı gelirdi. Ancak baktığımızda kardeş katlinin neden olduğu hani Beşik'teki ve Kundak'taki öldürülen çocukları hariç tutarsak Osmanlı Devleti 623 yıllık ömrü hayatında toplam 61 şehzadesini devletin bekası gerekçesiyle hayatına son vermiştir. Bunların 22 tanesi bilfiil isyan ettikleri için diğerleri de ileride isyan edebilir gerekçesiyle öldürülmüşlerdir.
Ancak baktığımızda evet isyan ettikleri gerekçesiyle öldürülenler şimdi bugün de hala dünyada geçmiş zamanlarda da herhangi bir devlette, herhangi bir ülkede, herhangi bir diyarda, dünya neresinde olursa olsun devletine baş kaldıran, devletinin düşmanıyla iş yapan öldürülür. Ortadan kaldırılır. Hain olarak görülür, Hain değil mi? olarak ilan edilir ve Osmanlı'da ortadan kaldırılır. Hala günümüzde kendi içinden çıkan teröristlerin öldürülmesi gerektiğine inanan insanlar olarak bizler, geçmişe baktığımızda biraz daha duygusal olarak belki zamanı anlamadığımızdan dolayı diyoruz ki Osmanlı'da kardeş katli neden vardı? Veya geçmiş devletler neden devlet için birilerini feda etti? Şunu bir tarihçi olarak yani benim genelde gönlüme inmeyen dilime gelmez. Bir tarihçi olarak da bunu zikredeyim. Devlete baş kaldırdığı gerekçesiyle isyan eden yani öldürülen şehzadelere sözüm yok. Belki gerekiyordu. Bunu fetvasına aldılar, yapıldı. Ancak ileride isyan edebilir gerekçesiyle öldürülen şehzadeleri hiç kimse savunamaz bana göre. Bir Müslüman olarak, bir tarihçi olarak, bir insan olarak. Fakat bizler günümüzden Mesela en değil. dramatik olanlardan bir tanesi, belki program akışı içinde tekrar gündem yaparız bunu. Sultan 3. Mehmet'in daha çok küçük yaşta, bir kısmı daha bebek olan 19 Evet. kardeşini bir gecede tahta çıktığında öldürülmesi. Yani saraydan 19 tabut Bir çıkıyor. anda çıkması. Zaten Bunu ondan önce 5 kastediyorsunuz tane herhalde. öldürülmüştü. 3. Murat 5 kardeşini öldürüyor. Bu zaten hani umumun teessüfüyle karşılaşılıyor burada. Halk tepki gösteriyor ve 19 onun akabinde gelen padişah 3. Mehmet de 19 şehzadeyi öldürdüğünde halktan korktukları için tabutlar gece yarısı çıkartılıyor. Ve artık halkın feryadı figanı neredeyse saraya ulaşıyor vaziyete geliyor. Zaten siz de biliyorsunuz hani ondan sonra Sultanahmet geldiğinde 1. Ahmet'in saltanat döneminde hem hayatta kalan şehzade olmadığından dolayı hem de bir önce yaşananlardan dolayı Amcaları 19, amcanız birden öldürülse siz ne yani yaparsınız yani? ondan dolayı da artık ekber ve yerşef sistemine geçiyorlar. Ama benim gönlümü de yaralayan iki tane vardır. Bir tanesi Fatih Sultan Mehmet tahta geçtiğinde henüz kundakta beşikte olan Şehzade Ahmet'i öldürtmesi. Bir tanesi de Şehzade Bayezid yani Fatih Sultan Mehmet'in ardından tahta geçen oğlu 2. Bayezid. Cem Sultan'ın oğlu sarayda. Yani He işte. Fatih Sultan Mehmet iki şehzadeyi çok sevmiş. Onları kendisi büyütmek istemiş. Şehzade Korkut Bir de Oğuz. ve Oğuzhan. Evet yani biri Bayezid'in oğlu biri Cem Sultan'ın oğlu. Bir de eski Türk devlet geleneğine bir gönderme değil midir? Oğuzhan Birisinin ismi evet. Korkut olması, Korkut Ata, Orta Asya Evet. kökene, diğerinin isminin Oğuz olması bu dönemde bir tür Oğuz geleneğine de bir gönderme gibi sanki hanedanın içerisinde. Evet kesinlikle. Oğuzhan sarayda yani zaten dedesi büyütüyor. Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra Fatih'in yerine taht naibi olarak Korkut'u bırakıyorlar. Ancak tabii Şehzade Beyazıt, Sultan Beyazıt olduğunda Şehzade Oğuzhan'ı koruyan Gedik Ahmet Paşa. Hani şu Otranto Fatih'i Gedik Evet. Ahmet Paşa. Beyazıt'ın bir fermanı var. Biz burada bunu anlıyoruz. Diyor ki yani şimdiki tabirle söyleyeyim. Ben Gedik'i tepeledim. Sadrazamına bir ferman yazıyor. Ben Gedik'i tepeledim, sen de Oğuzhan'ın hakkından gel diyor. Ve Oğuzhan saray cellatlarınca bu şekilde boğuluyor. O yüzden insanın gönlünü hakikaten bunlar yaralıyor. Benim de aklıma şey gelir. Sultan Şehzade Bayezid, Kanuni'nin oğlu Şehzade Bayezid İran'a sığındığı zaman çok dramatik bir şekilde 4 tane oğluyla birlikte sığınıyor. Küçük oğulları var. Onları işte Bayezid Selim'le yapılan mücadeleyi kaybediyor Bayezid. Ardından teslim edildiğinde başına geleceği anlıyor. Sonuçta Osmanlı terbiyesiyle büyümüş. Şah'a ricada bulunuyor. Diyor ki dünya gözüyle oğullarımı bir kez daha görmeme izin ver. Yani belli ki benim fermanım Evet. yazılmış. Buradan çıkamayacağım ben. İzin vermiyor adam. İnsafsız. Şah. Yani ve o çocuklarının, oğullarının feryatlarını, çığlıklarını duyarak önce onun oğullarını öldürüyorlar. Ardından da bizzat zaten Şehzade Beyazıt'ın kendisini öldürecekler. Bunun nedenlerini konuşacağız zaman dilimi içerisinde. Tabii arkadaşlarımız Ali Hocam bağlandığında bana evet yönetmenimden rica ediyorum.
Bazen bağlantı problemleri olabiliyor. Şimdi Hani şöyle bir hadise var ya hocam, bunu belki baştan zikretmemiz gerekir. Kanuni Sultan Süleyman buyurduğunuz Şehzade Bayezid'i ilk hani ölüm fetvasını alacağında, çünkü gidiyor İran'a sığınıyor. Yani aslında Kanuni'nin Osmanlı Devleti'nin bir numaralı düşmanı. Daha Yavuz'dan beri. aslında anlaşma var aralarında da, teknik olarak düşman. Teknik olarak düşmanlar. Ve onun ölüm fetvasını alması gerekiyor. Çünkü daha önce Şehzade Mustafa'yı zaten boğdurtmuş Kanuni Sultan Süleyman. Orada Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi'den fetva istediğinde diyor ki hani isyana girdi, düşmana sığındı, asker biriktirdi. Ölümü hak mıdır, gerekir midir? Orada Ebu Suud Efendi fetvayı veriyor. Ve dönüyor Rüstem Paşa'ya, sadrazamına. Sen ne dersin bu hususta dediğinde, Rüstem Paşa evet hünkârım hak etmiştir ölümü diye bir cevap verince, Kanuni'nin gözleri dolar ve şey der. Ne kadar rahat konuşuyorsun. Ne evlat senin, ne devlet senin. Aynı Kanuni Şehzade Mustafa'yı boğdurmuştu Ve ama ağlamıştı tabutunun ardından. başında ağlamıştı ve bu minyatürlere Tabii rastlamıştı. onu da söylemek lazım. Yani biz Evet. tamamen gamsız bir baba rolü çiziyoruz ama baba olarak gamsız değil padişahlar. Sadece Evet. devlet kanunlaşmış. Belki bunu bir zorunluluk olarak görüyorlar, kabul ediyorlar devletin bekası için. Ama oğullarının cansız bedenleriyle karşılaştıkları zaman da hemen hemen hepsi tabutlarının başında bir şekilde gözyaşı döküyorlar. Mesela şuradan başlayalım istersen, yavaş yavaş da Tabii. gidelim. Mesela Osmanlı'da öldürülen ilk şehzade Savcı Bey. Sultan 1. Murad'ın oğlu olan Savcı Bey, Osmanlı tarihinin öldürülen ilk şehzadesi. Onunki mesela bir isyan. Fakat Osmanlı tarihi daha önce bu tarz bir isyanla karşılaşmış değil. Karamanoğulları üzerine bir sefer var. Bizans İmparatoru da vassal olarak bu sefere katılmış durumda. Aslında izleyicilerimize şunu söylemek lazım. Hani biz İstanbul'un fethi 1453 yılında gerçekleşti ve İslam tarihinin en önemli olaylarından birisi. Ama sanki bu zamana kadar Bizans devleti Osmanlılara karşı çok sert, çok katı bir direniş gösteriyor yahut da üstünlük gösteriyor şeklinde algılanmasın. Sadece fethin gerçekleşmesi biraz zaman alıyor. Yoksa daha Sultan Murat devrinden itibaren, Orhan Gazi devrinden itibaren zaten Osmanlılar Bizans'ın iç işlerine müdahale etmeye başlıyorlar. 1. Murat devrinden itibaren de Bizans devleti vassal devlet haline getiriliyor. Yani Osmanlı'nın üstünlüğünü tanıyan, sefere çıktığında gerektiğinde ona asker temin eden bir devlet niteliği taşıyor. Bizans imparatorları hem Sultan Murat zamanında hem Yıldırım Beyazıt zamanında özellikle Anadolu'ya yapılan akınlarda bizzat imparatorluk düzeyinde Osmanlı ordusunun içerisinde temsil ediliyorlar. Bu Savcı Bey meselesi de böyle ortaya çıkıyor. Sultan Karaman seferine çıktığı zaman imparatorla birlikte çıkıyorlar ve yerlerine oğullarını bırakıyorlar. Yani Bursa'da Osmanlı tahtında Sultan Murad'ın oğlu Savcı Bey var. Anladığımız kadarıyla büyük oğlu. Çünkü üç oğlu var. Sultan Bayezid, Yıldırım olarak tanıdığımız Yakup Çelebi, onu konuşacağız biraz sonra ve de Savcı Bey. Onu vekil bırakıyor. Bizans İmparatoru da Andronikos'u vekil bırakıyor. Fakat belli bir zaman ilerledikten sonra yanılmıyorsam Eskişehir civarına geldiklerinde oğullarının isyan ettiklerini ve tahtı ele geçirmeye çalıştıklarını öğreniyorlar. Bu seferi bırakacaklar, hızlı bir şekilde geri dönecekler. Kete Ovası'nda bir savaş var babalarla oğullar arasında. Çok güzel bir roman çıkar bence buradan. Roman yazan tarihçi arkadaşlara da duyurmuş olalım. Okay belki bunu dair güzel bir roman yazabilir. Ve neticede imparator, yani Bizans imparatoru oğlunun Andronikos'un gözüne mil çekiyor. Sonra bu mil iyileşecek ve 4. Andronikos olarak başımıza bela olacak. O ileride imparator oluyor. Valilik de zaten yapıyor Tabii. ama Osmanlı kayıtlarına şey geçiriyorlar. Sanki gözlerine mil çekildi, bir zindana kapatıldı ve öldü diye biliniyorlar. Ama Andronikos için mi? evet. Yok, o yaşıyor. Hatta bizim Yaşıyor başımıza ama bela hani olan bir bizim imparator bu. kaynaklarımızda sanki öldü diye bize bildiriyorlar ama şöyle bir şey de var. Bu iki şehzade küçük yaşlarda tanışıyorlar zaten. Birbirleriyle mektuplaşıyorlar. Babaları savaşa gittiğinde kendileri arkadan baş kaldıracaklar. Biri Bizans tahtına Planlamışlar. geçecek, biri Osmanlı tahtına geçecek, planlamışlar. Ama tabii sizin de dediğiniz gibi hani haberi alıp geri geldiklerinde baba oğul savaşıyorlar. Burada Babalar ve oğullar babalar ve savaşıyor. oğullar savaşıyorlar. Hani bizim tarafta baba ve oğul savaşıyor.
Ama karşı tarafın oğlu aslında kazanan kişi, bizim tarafın oğlu canından oluyor. Çünkü devlete Şöyle ama başkaldırdı. ikisi de yani teknik olarak ikisinin de gözlerine mil çekmişler. Osmanlılar da Selçuklar da bazen hanedan üyelerine seyrek de olsa mil çekiliyor. Fakat Osmanlılar da o zamana kadar gerçi bir isyanla belki karşılaşılmadığı için bir mil söz konusu değil. Bizans'tan muhtemelen öğreniyor, görüyor, bunu yapıyor sultan. Oğlunun gözlerine mil çekiyor ama bizimkiler de iyi mil ustası olmadığı için Çekilmiyor. derin mil çekmişler biraz. Tabii Evet. kör oluyor, iltihap kapıyor. Feryat figan içinde olunca sultan da bir ay sonra oğlunun, Savcı Bey'in boğulmasını istiyor. Dolayısıyla aslında Osmanlı tarihinde evlat katili olan ilk padişah Kanuni değil. Yani bizim o Kosova'da şehit olan Sultan 1. Murat bunu ilk uygulayan kişi. Ama Sultan Murad'ın Kanuni'nin Mustafa'sına oranla daha meşru bir gerekçesi var. En azından somut olarak isyan eden ve babayla savaşan bir oğul söz konusu. Bunu bagi olarak görebilir İslam hukuku ya da o dönemin kadısı vesaire. Böyle başlıyor. Fakat bu bir gelenek oluşmayacak. Asıl problem şurada. Neden Yakup Çelebi öldürüldü? Yani bu soruyu şimdi sana sorayım ama ilerleyen süreçte Sezai hocama da soracağım bunu. Sezai Sevim hocama da soracağım. O çok kıymetli çalışmaları var Sezai hocanın. Öyle çok popüler olmayı, ön plana çıkmayı sevmez. Ama çok ciddi bir bilim adamıdır. Hem izleyicilerimize de ifade etmiş olayım. Araştırsınlar eserlerini, makalelerine baksınlar. Osmanlı erken dönemine dair, kuruluş dönemine dair Bursa merkezli, Bursa ağırlıklı olmak üzere bütün sultanların, Orhan Gazi'nin, Osman Gazi'nin, Çelebi Mehmet'in vakıflarını, vakıf kayıtlarını çok iyi, çok titiz bir şekilde inceliyor. Ben kendi çalışmalarımda onun yapmış olduğu çalışmaları fazlasıyla kullanırım ve kuruluşu hem içeriden bakan birisi olarak yani Bursa'da yaşayan, o havayı soluyan, teneffüs eden birisi olarak çok iyi bilen birisi hem de biraz kendini bu kuruluş dönemine adamış Sezai hocam. Onu birazdan dediğim gibi bağlayacağız ikinci kısımda ve ona sorularım olacak bu bağlamda. Ama senin fikrini merak ediyorum. Yakup Çelebi'yi niye öldürsünler? Yani hiç isyan etmemiş. Böyle bir gelenek yok. Sultan Murat'la yani Yıldırım Beyazıt kardeşini öldürttüğünü düşünürsek babasıyla amcası çok uyumlu bir şekilde Süleyman Çelebi çok uyumlu bir şekilde Balkan fetihlerine katılmışlar. Muhteşem işler başarmışlar. Bir de Kuruluşun her aşamasına damgasını vurmuşlar. Alaaddin Çelebi var. Yani Orhan'la birlikte. Aslında Tabii Orhan o küçük da güzel olmasına bir rağmen. Şimdi burada birliktelik şöyle eseri. alabiliriz Haşim Hocam. Aslında ilk kardeş katli diyoruz ama amca katli var. Dündar Bey'in, Osman Gazi'nin Dündar Bey'i öldürme meselesi var. Evet Yani o dizide de işleniyor. Yani yani onu bir nedir ele o? alırsak Evet bence, alalım bence. hatta yalnızca onu değil, biraz daha Selçuklu'ya, hem Büyük Selçuklu Devleti'ne hem Türkiye Selçuklu Devleti'ne de gidersek, hani bir tanesinin ölümünün ardından, zaten Melikşah'ın ölümünün ardından oğullar vasıtasıyla artık işte Büyük Selçuklu Devleti zaten varlığını yitiriyor. Anadolu Selçuklu Devleti Ha bu arada istediğin kadar Selçuklu anlatabilirsin. Ben yok, müdahale ben etmeyeceğim. Selçuklu Yok, anlatmak istemiyorum, hiç girmek istemiyorum sizin müdahale işinize. etmeyeceğim. Yok. Haşim Hocam. Şöyle söyleyelim. Bir de Hani bir Türkiye ara dert Selçuklu. yanıyordum bana ya. Ben bir programa çıktım, bir türlü Selçuklu konuşamadım tam ağız tadıyla diye. Hocam onunla bir alakası Rahat yoktu. rahat Karşımızdaki konuşabilirsin. hocanın bir türlü fırsat vermemesinden dolayıydı. Şimdi evet, Büyük Selçuklu Devleti zaten kısa sürede varlığını yitiriyor ve akabinde gelen Anadolu Selçuklu Devleti, Türkiye Selçuklu Devleti, Osmanlı'nın da zaten hani uç bayı olduğu devlet burası. Padişah öldüğünde, sultan öldüğünde 11 kardeş arasında devlet bölününce zaten Anadolu Selçuklu Devleti de kaybolup gidiyor. Şimdi onların uç beyi olduğu söylenir Osmanlı Devleti'nin, Osman Bey'in, ve bu şekilde ortaya çıkıyor. 20 yıl kadar Osman Bey, evet, küçük erkek kardeşti, babanın ölümünden sonra belki bey oldu ve bunun akabinde de amca vardı. Ancak aşiret reisleri Osman Bey'i bey olarak seçmek istediler ve seçtiler. Fakat öbür tarafta hani asker kovalayan,
iyi bir asker olan bir Dündar Bey var. Amca Dündar Bey var. Yani babanın kardeşi olan Dündar Bey var. 20 yıl kadar Osman Gazi aralarındaki anlaşmazlıklar, işte Osman Gazi'nin fethetmek istediği, gitmek istediği yerlere karşı muhalefeti vesaire gibi sebeplerden dolayı artık 20 yıl sonra yay kirişiyle boğularak Osman Gazi'nin amcasını öldürmesini görüyoruz burada. Şimdi akabine geldiğimiz zaman Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey, Orhan Bey'in kardeşi Alaaddin. Ancak hani biz biliyoruz ki Alaaddin'e Orhan Gazi ben sana şurayı temlik edeyim dediğinde babam seni bilirdi, sen yap. Ve sürekli her şeyi Orhan Bey'e vermesinden dolayı bakıyoruz ki Orhan Bey döneminde böyle bir şey yaşanmıyor. Ama sonrasında gelen dönemlerde işte Savcı Bey isyanı gibi isyanla birlikte Savcı Bey alenen isyan etti. Alenen ordusuyla babanın karşısına çıktı. Şöyle anlatılır mesela Osmanlı kuruluş ilgili Bursa Günlüğü dergisine öyle bir yazı yazma imkanım da olmuştu benim vaktiyle. Bu Alaaddin Çelebi üzerine İran'daki bir İslam Ansiklopedisi de öyle bir madde istemişti benden. Neden ilgi duyduklarını bilmiyorum ama hoşuma gitti açıkçası bizim Alaaddin Çelebi'yi Hocam madde bir yapmaları. Süleyman değil mi? Şehzade Süleyman bir de Alaaddin Çelebi benim için çok önemli bir çok da fazla Kesinlikle. Şöyle zikredilmezler. yani bazı kaynaklarda işte küçük bir savaş olduğu iki kardeş arasında anlatılır ama çok geç tarihli. Çok itibar da etmiyorum ben bunlara. Fakat Şeyh Edebali'nin torunu Alaaddin Çelebi Evet. kafa karışıklığı olmasın diye şöyle bir bilgi de verelim. Osman Gazi'nin iki tane eşi vardı. Birisi Bala Hatun, diğerisi de Malhun Hatun olarak bildiğimiz. Yapılan araştırmalarda Malhun Hatun'un babasının Mevlana Fakih Ömer isminde birisi olduğu ifade edilir. Ve Orhan Gazi Malhun Hatun'un oğludur. Hani o bizim Osmanlı kroniklerinde mitolojik bir şekilde Şeyh Edebali'nin evinden çıkar, işte bir dergah iç üzerinden gelişir, bir ağaca dönüşür imgesi vardır ya. Bu imge tam doğru bir imge değil. Biraz sonradan kurgulanmış bir metin gibi. Fakat yine de Şeyh Edebali'nin kızından olan bir oğlu var. Sultan Orhan babaları öldüğünde kardeşine teklif ediyor. Belki Evet. Şeyh Edebali'ye hürmeten bunu teklif ediyor. Bazı tarihçiler Alaaddin'in daha büyük olmuş olabileceğini de söylüyorlar. Fakat Nitekim ki büyük zaten bence de. Yani Alaaddin Alaaddin daha büyük. Çelebi şeyi tercih ediyor. Dedesinin yolundan gitmeyi, yani derviş olmayı tercih ediyor. Sonra Osmanlılar, tahrirlerde var bunlar, pek incelenmiş bir konu Ama değil. babam seni koşardı diyor ya hani Hem onu Orhan'a. söylüyor hem Babam de seni koşardı, sen git diyor devlet idaresinde. Doğru, son 10 yılda Orhan Gazi fiilen yönetti. Evet. Çünkü Osman Gazi'nin biliyorsun Nikris hastalığı vardı, yürümekte zorlanıyor. Evet. Osmanlıların başının belasıdır Gut. Orhan Çok fazla. Gazi de bunu yaşadı, Fatih de bunu yaşadı. Kanuni son 10 senede bakmayın Zigetvar'a gittiğine neredeyse yürüyemiyordu. Yani at üzerinde bile durmakta zorlanıyordu. Gut bizim geleneksel hastalığımız Türklerin. Çünkü et yemeyi çok sevdiğimiz için. Sonra ona teklif ettiğinde dedesinin yolundan gitmeyi tercih ediyor. Derviş olmayı benimsiyor, önemsiyor. Ve fiilen de Orhan'ın padişah olduğunu da kabulleniyor. Aralarında böyle bir anlaşma var. Sonra şey diyeceğim. Onun oğullarına devlet yardım ediyor, ödenek ayırıyor. Fatih döneminde bile işte Hala devam Alaaddin Çelebi'nin soyundan gelen Mahmut Çelebi'ye şu kadar gelir ayrıldı falan diye. ediyor. Ve hiçbir zaman o soydan gelenler bir taht iddiasında da bulunmuyorlar. Sonra bu yapı Süleyman Çelebi ile devam ediyor. Süleyman Çelebi kesin padişah. O devirdeki herkes bunu böyle kabul ediyor. Fakat biliyorsun attan düşüp av sırasında Orhan ölünce Gazi'nin oğlu olan oğlu olan Süleyman Paşa. Süleyman Çelebi. Yani ben Süleyman Paşa, pardon. Bolayır'da onun kabrine gitmiştim. Atıyla birlikte tam bir Türk şehzadesi gibi gömülüyor bildiğiniz üzere. Süleyman Paşa, evet Orhan Gazi'nin Namık aslında... Kemal'in mezarı var biliyorsun değil mi orada? Evet, Tam hemen yanı yanlarında. başında, hemen yanı Ben Namık başında. Kemal'i böyle bazen eleştirirler vesaire hani o son dönem Osmanlı. Ama ben çok severim Namık Kemal'i. Yani yazdıkları böyle Orta Asya Türk tarihine göndermesi var. Osmanlı kuruluşun tam bir hayranı ve gözlerini kapadığında da Süleyman Paşa'nın dizinin dibine Rumeli Fatih'i
Süleyman Paşa'nın dizinin Ne kadar dibine önemli de bir sırlanıyor. insandır. Aslında Tabii. Süleyman Paşa dediğimiz insan çok fazla. Hani biz Fahrettin Paşa'yı bile Biraz şurada birkaç bahsedelim mi yıl önce. Süleyman Paşa'dan? Biraz bahsedelim hocam lütfen. Bu konu Hakkını çok da verelim iyi madem oldu. Ben de gündeme hani bir geldi. tarihçi olarak bunu zikretmekten çok da onur duyacağım. Şimdi Süleyman Yani Paşa taht elde edememiş ama devlet zaten kurmuş bir istememiş. Böyle şehzade. evet devlet kurmuş. Şöyle aslında Andronikos Kanta Kuzenos Orhan Gazi'den yardım istiyor. Çünkü şimdi Bizans İmparatoru öldükten sonra küçük yaşta bir çocuğu var dünyada. 9 yaşında Ioannes ve bu kişinin bir naibi var Kanta Kuzenos. Ioannes'in annesi Kanta Kuzenos'un tahtı ele geçirmek istediğini düşününce o ikisinin arasındaki anlaşmazlık sebebiyle Kanta Kuzenos'a Bizans İmparatoru olmak istediği için dostu Orhan Gazi'den yardım istiyor. Çünkü savaşacaklar. Ve bir de Sırp kralı Lazar orada Stefan Dušan bir sıkıntı yaşatıyor. Ve Sırplarla olan bir savaş için Orhan Gazi'den yardım isteyince Orhan Gazi de oğlunu gönderiyor. Süleyman Paşa'nın askeri birlikleriyle birlikte oraya gidiyor. İlk gittiğinde yardıma geri geliyor. Ama Süleyman Paşa ikinci kez gittiğinde evet yardıma gidiyor. Ve 12 bin veya 15 bin kişilik bir orduyla gittiği söylenir. Ordu zafere kavuşuyor, zafere eriyor. Ve nihayetinde Süleyman Paşa giderken Çimpe Kalesi'ni alıyor, Marmara kıyılarındaki bazı toprakları ele geçiriyor ve orada geri dön dendiğinde kendisine Kanta Kuzenos geri dön dendiğinde Süleyman Paşa diyor ki ben bunları alnımın akıyla aldım bu topraklardan yani Gelibolu topraklarından çıkmam diyor ve gittiği topraklara ayak basıyor. Oralar onun o haline geliyor ve Kanta Kuzenos yani Bizans İmparatoru Süleyman Paşa'nın gitmesi için para dahi teklif ediyor. Toprakları bana sat öyle git. Süleyman Paşa oralardan gitmiyor. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Osmanlı'nın varlık sebebi Balkanlardı. Zaten 1912-1913 yıllarında Osmanlı Balkan harplerindeki yenilgisiyle birlikte varlık sebebini kaybetti. Sonra Osmanlı uzatmaları oynuyordu. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Osmanlı'nın varlık sebebi Balkanlardı. Balkanları Süleyman Paşa sayesinde ele geçirdi, aldı. Hatta Süleyman Paşa dünyaya şunu anlattı ve bu hani Türk ayak bastığı topraktan geri çıkmaz lafı o zamandan sonra türedi oralarda. Hakikat de böyleydi. Süleyman Paşa çıkmadı oradan, gelmedi geri ve ala ala devam etti. Sonra efendim işte bir deprem oluyor. Halk depremden dolayı kıyıları terk edince Süleyman Paşa O gidiyor çok oraları da işine ele yarıyor geçiriyor. Çok Osmanlıların. işine Yani görüyor. vallahi ilahi takdir mi desek, ilahi müdahale mi? Pek çok kaleyi bir de 1. Murat zamanında var. Tanrı yıktığı kalesi dedikleri bir kale var. Evet. Bir türlü alamıyorlar. Deprem oluyor. O bölgede çok olduğu için. Deprem Sur ve de veba yıkılınca, Osmanlı'ya hep yardım yani etmiştir sur aslında. yıkılınca rahat rahat giriyorlar Evet. şey, o devletin içerisine. Hasılı şu, Süleyman Paşa o kadar önemli bir şahsiyet ki Orhan Gazi'nin hizmetleri ne kadar çoksa bunların belki de yarısının sahibi aslında Süleyman Paşa'ydı. Fakat Süleyman Paşa 1347 yılında ne yazık ki attan düşerek boynu kırılıyor ve bu şekilde vefat ediyor. Ancak biz bugün Süleyman Paşa'yı çok fazla bilmeyiz. Bolayır'da yatmakta keşke tanısak, keşke bilsek, keşke birileri az önce söylemiş olduğun üzere Her roman yerde yazsa. damgası var biliyor musun? Yani Evet. Süleyman Paşa sadece bir fatih değil. Yani ülkeler fetheden bir fatih, şehirler fetheden bir fatih, Rumeli Fatih değil. Ben Göynük'te Süleyman Paşa'nın yaptırdığı hamam var. Evet, Yani medrese gibi, cami evet. var. Yani insanların, Göynüklülerin bile Akşemseddin Camisi olarak bildikleri cami aslında Süleyman Paşa'nın camisi. Gazi Süleyman Paşa camisi. Daha ve daha pek çok hem Anadolu'da hem Rumeli'de adımını attığı her yere şehir inşa ediyor. Şehir kuran birisi. Gelibolu dediğimiz şehirde zaten onun türbesinin etrafında yine şekillenmiş bir Bir de şeyleri değil mi? Hocaları Ahmet Yesevi'nin öğretisinden gelenleri o diyarlara kendisi götürüyor. İnşa ettirmiş olduğu o medreseler ve imarethanelerle birlikte oraları aslında hani fetihle gitti, belki kılıç zoruyla gitti ama gönülleri de inşa İşte etmekte geri İznik'teki ilk kalmıyor. Osmanlı Medresesi'nin kurucusu da o. Yani Kurucusu babası evet. zamanında kuruluyor. Orhan Gazi'nin kurduğunu söyleriz ama özelde kurduran bizzat Süleyman Paşa'nın kendisi. Yani hem bir entelektüel hem alim dostu hem gazi hem uluslararası ilişkileri çok iyi bilen Evet. yeri geldiği zaman Bizans'ın iç işlerine müdahale Müdahale eden. etmekten geri kalmayan muhteşem bir şehzade. O sebeple o devirde de herkes onun padişah olmasını bekliyor. Yani Murat ona göre biraz daha zayıf bir halka ya da gibi görülüyor diyelim. Evet. Çünkü abisi öldükten sonra o bölgeye Sultan Murat gidecek şehzade o zaman. Ve çok da abisinden geri kalmadığını çok net bir şekilde gösterecek.
ve Kosova'da bıraktığı savaş, ne varsa tamamlıyor tabii, zaten. Yani Kosova'da savaş Murat'a meydanında şehit olarak da Osmanlı tarihinin herhalde, bilmiyorum var mı başka savaş meydanında şehit olan yok. padişahı, yok Sefer yani. esnasında var ama onun gibi öldürülüp de şehit olan Kanuni var yok. sefer Evet. esnasında ama o bizzat Fatih Sultan şehit Mehmet ediliyor. de zaten sefere Sefere giderken hayatını giderken. kaybediyor vesaire gibi sebepler ama Evet. şimdi Murat'ın yani Sultan Murat'ın Kosova Savaşı'nda bir Sırp despotu tarafından öldürülmesi, pusuya düşürülerek neredeyse yani ona bağlılık bildirecek, sadece yaklaşacak diye yanına Miloš yaklaşırken Kobilić değil mi? Miloš Kobiliç evet ve bu şekilde öldürülmesi. Daha sonrasında aslında burada önemli olan bir şey var. Şimdi o andan itibaren düşünmeye başladığımızda Bayezid var, bir de Yakup var kardeşler. İkisi de düşman kovalıyor, ikisi de cengaver, ikisi de asker tarafından çok seviliyor. Hani biri sevilip öbürü sevilmiyor değil. Devlet erkanı tarafından çok seviliyor. Fakat baba bıçaklandı, hançerlendiğinde hemen üzerine hani tarihçiler bu şekilde anlatıyor. Aşıkpaşazade, Solakzade vesaire. Üzerine hani çadır kurarlar. Hemen orada çadırı kurdular. Çadır içerisinde ona hani yatırdılar diyor. Ve sonrasında Yakup Orada Çelebi'de olan tek şans şu. Beyazıt yanında. Beyazıt orada. Yanında Beyazıt orada. Yakup ordu düşman Yakup düşman kovalamış. kovalıyor hala. İşte orada diyor Ümera ve Vüzera karar verdiler. Hemen Yakup'a çağırdılar. Baban seni istiyor gel dediler diyor. Ve getirdiler babasının hemen yanı başında hayatını gördüler. Yani onu orada yay kirişiyle Kaydını gördüler. boğdular. Evet yay kirişiyle boğdular. Baba oğlu yan yana yatırdılar. Hatta Bayezid halkın işte Bursa halkının tepkisinden korktuğu için gece yarısı girdiğine cesetleri, cenazeleri gece yarısı Bursa'ya gönderdiği söylenir. Tarihçilerin yine anlatımı şudur. O gün Kosova'da yan yana baba oğul yatarlar. Bugün Bursa'da da aynı şekilde yan yana kabirleri yan yana yatmaktadırlar diye. Evet ama Ama çok burada yani dramatik değil mi? Yani çok şöyle, dramatik, evet. şimdi ben tarihi yazarken de anlatırken de empati kurmayı, genelde anlattığım kişilerin yerine kendimi koymayı tercih ederim. Belki onların ruh dünyasını daha iyi anlayabileyim diye. Şimdi Yakup Çelebi'siniz. Müthiş bir zafer kazanmışsınız Kosova'da. Haçlıları perişan etmişsiniz. Avrupa'nın işte pek çok güçlü devletini dize getirmişsiniz. Ve sürekli büyüyen bir devletin Bir devletin şehzadesisin. büyüyorsunuz ve başarılı bir savaşçısınız. Düşman kovalamışsınız ve yenilginin en büyük galibiyetin en büyük mimarısınız ve olayın bittiğinin de şahidisiniz. Yani 3 gün boyunca düşman kovalanır Osmanlı geleneğinde. Eğer yoksa düşman kesin gitmişse kazandık diyoruz. Geriye dönüyorsun, babanın elini öpmek için çadıra giriyorsun. Seni yönlendiriyorlar işte sultan seni Seni içeride bekler. bekliyor diye. Büyük bir heyecanla ve cellatlarla karşılaşıyorsun. Biraz böyle şeytanın avukatlığını yapayım. Bu Yıldırım Beyazıt'ın malum Ankara Savaşı'ndan sonra sultanın nispeten dramatik bir ölümü var. Yani kafesin içine konulması, ailesinin biraz kötü bir muameleyle karşılanması, kendisinin gururunun ciddi anlamda rencide edilmesi söz konusu. İşte bu Beni sebeple Semerkant'a yani götürme diyor ya intihar zaten mı gururdan. etti, öldürüldü mü tartışması bile var. Biraz böyle birkaç yerde okuduğumu hatırlıyorum. Yani Yakup'un, masum Yakup'un ahının tuttuğunu söylerler. Hani bizim Onu toplumda bu Yavuz vardır için de ya. söylerler ama yani Haşim hocam şimdi Osmanlı padişahlarının hiçbiri de çok döşekte ölmedi biliyorsunuz. Çok Yani. nadirdir döşekte ölenler. Özellikle o yükseliş dönemi diye adlandırılan dönemde. Fakat Şehzade Yakup veya Beyazıt'ı kim seçti, neden seçti? Evet Beyazıt'ın tek şansı o gün orada babasının yanı başında olmasıydı. Tersi de olabilirdi. Yakup'un da evet tersi de olabilirdi ki muhtemelen de hani bana göre muhtemelen eğer Yakup orada olsaydı Beyazıt'ın hayatını göreceklerdi. Ama derler ki hani Beyazıt da daha önceki savaşlarda atikliği, çevikliği, cengaverliği sayesinde asker tarafından, vüzera tarafından sevildi. Hani bu bizi daha ileriye taşır diye Beyazıt'ı bu yüzden seçtiler denir. Artık o zamanın kararı yani şu andan. Evet, Sezai Hocam bağlanmış bu arada. Ben kendisine yayına katıldığı için hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Kardeş katlini konuşuyoruz. Tam da sizin aslında yoğun olarak çalıştığınız bir dönemi konuşuyoruz. Yani Savcı Bey'den Estağfurullah. bahsettik, Yakup Çelebi'den bahsettik. Yakup Çelebi'nin
neden öldürülmüş olabileceğinden bahsettik. Siz ne dersiniz bunu bu konuda? Önce savcı beyle mi başladınız yoksa Yakup Bey'le mi? Hocam hangisinden isterseniz, kronolojik olsun dersek savcı beyden başlayalım. Beyden başlayalım istersen. Şimdi savcı bey biliyorsunuz birinci Murad'ın, Murat İdavendigâr'ın en küçük çocuğu. Şimdi kendisi Bizans İmparatorluğu'yla seferdeyken, birlikte beraberlerken ikisinin de oğlu sultanlara karşı isyanıydı aynı anda. Hadi İstanbul'da Bizans İmparatoru'nun Andronikos, oğlu Andronikos'tan yetkileri bir başkasına devretmiş olmasına kızgınlığını anlarız. Andronikos'un isyanının gerekçesini anlarız. Ama savcının gerekçesini anlamak zor. En küçük çocuk. Hem 14 yaşında. İki tane abisi var. Tecrübeli, devlet umuru görmüş, yetkili yerlerde yetişmiş insanlar. Buna rağmen... Ancak tabii belki Andronikos'un çevresindekilerin etkisi de burada görülebilir. Savcı Bey'in isyanı duyulduğunda tabii Sultan Murat Bizans İmparatoru'yla beraberken seferde geri dönüyorlar. O dönemde Savcı Bey Bursa'da Sancak Bey'dir. Böyleyken vekil de tayin edilmiştir sefere giderken, öyle kaynaklar bahsediyor. Hadi Andronikos vekil de değil. Ona isyan ediyor ama savcı vekil tayin edilmiş. Vekil tayin edilmiş ama Osmanlı kaynakları bir başka taraftan şöyle dedi derler. Vekil tayin edildi ama Bayezid'i birinci Murat daha yakın hissediyordu. Diğer kardeşlerinin durumuyla ilgili onlardan rapor da istedi. Demek ki Bayezid biraz daha birinci Murat'ın gözünde öne çıkmış bir kimlik. Böyle bir ortamda isyan, savcı beyin isyanı var. Döndüler geriye. Savcı Bey'in Kite Ovası'nda beklediği Osmanlı kaynaklarında geçer. Tabii bu ortamda devletin ordusu karşısında tutunamaz, kaçar. Önce Edirne tarafında Andronikos'un birlikleriyle beraber, hatta bazı kaynaklarda direniş gösterdiği, buradaki direnişte de başarılı olamadığı ve kaçtığı, Dimetoko'ya sığındığı. Bu arada ikazlar... Birinci Murat tarafından oğlu savcıya ikazlar yapıldığı, isyandan vazgeçsin, gelsin uhulette suhulette bu işi çözelim anlamındaki telkinler var. Fakat bunlara rağmen bırakmaz. Tabii bu anlamda yakalandığında gözlerine mil çekilir. Aslında Bizans İmparatoru da kendi oğluna mil çektirecektir ama bazı kaynaklar sirke döktü de işi hafiften atlattı falan diye de bahsederler. Bakarız Savcı Bey... yakalandı, gözlerine mil çekildi ama durmaz, yine kaçar. Yine isyan içindedir. Bu sefer yakalandığında artık başka çare kalmamıştır. Öldürülür, idamla öldürülür. Naaşı getirilir. Bursa'daki kaynak araştırmalarda bakarız, Savcı Bey'le ilgili çok tereddüt görülmez. Kabri Osman Gazi'nin türbesindedir. Yeri bellidir. Bu noktada herhangi bir tereddüt yoktur. Ancak Yakup Bey'inkinde de fazla bir tereddüt gösterilmesi söz konusu değil. Türbenin nerede olduğu ama Musa'nınkinde bayağı bir Bursa'da tartışma var. İşte 1. Murat'ta diyenler var, Orhan'ın türbesinde diyenler var, Yıldırım Bayezid türbesinde diyenler ama son ağırlık biraz Yıldırım Bayezid türbesindeki yönüyledir. Ha Yakup Bey'in buradaki durumu, katledilmesi olayı hakikaten masum, demin de siz de bahsettiniz, günahsız, suçsuz, yok yere. O yüzden de kardeş katlinde ihtirasın kurbanıdır. İlk ihtiras kurbanı, taht ihtirası karşısında kurban edilen şehzadedir diye zikredilen isimlerdendir Yakup Bey. Şimdi 1. Murat Kosova'da şehit olunca Yıldırım'ı, yani Bayezid'i tercih ediyor. Öyle olunca diğer şehzade, savcı zaten vefat etmiş, öldürülmüş, ilan edilmiş ama diğer şehzade Yakup ne yapacak? Kestirilemez. İşte bu kestirilemez ortamın izalesi için çıkış yolu olarak Beyazıt'ın zihnindeki çıkış yolu öldürülmesidir. Kaynaklar 30-40 civarında yiğidin savaş ortamında mücadele içindeyken üzerine saldırdığı ve öldürüldüğü bilgisini verirler. Hakikaten herhangi bir isyan içinde olduğuyla ilgili herhangi bir kaynakta bir bilgi de yoktur. Herhangi bir girişim anlamında, hazırlık anlamında bir bilgi de
kaynaklarda geçmez. Buna rağmen öldürülmüş olması hakikaten yüreği burkar, vicdanı titreten bir olaydır. Bir başka üçüncü şehzade, hep Bursa'ya siz demiştiniz ya hani şehzadeler niye dışarıda ölmelerine, hayatlarını kaybetmiş olmalarına rağmen kabirleri illa Bursa'dadır? Niye Bursa'ya getirilirler? Buna değinmeden önce bu sayıda tamamlayalım. Herhalde onunla ilgili de bir iki cümle ifade etmekte fayda olabilir. Musa'da Fetret Devri, biliyorsunuz Timur Ülüş'ü uygulamıştır Yıldırım sonrasında. Baba vefat edince kardeşler arasındaki mücadele Timur'un bıraktığıyla kalmayacaktır. Başkent onların gözünde göz ağrısı Bursa'dır. Biliyorsunuz Süleyman vezirler tarafından savaş meydanından kaçırılıp Edirne'ye götürüldü. Edirne Rumeli ona teslimdi güya. Timur da ona çok karşı bir tavır içine girmemişti. Rumeli'yi ona bırakmıştı yani. Fakat gel gelelim. Süleyman da Edirne'de kalmadı. Bursa üzerine yürüdü. Yani Fetret Devri'ndeki şehzadelerin daha çok Bursa'yı ele geçirme heyecanı, mücadelede Bursa'nın öne çıkmış olması da şehzadelerin kabirlerini Bursa'ya getirilmiş olmasını biraz daha anlaşılır hale getiriyor gibi. Musa da tabii bu mücadele ortamında birçok yerde kendisini görüyoruz. Edirne, Bursa, Çele Mehmet'le mücadelesi, Süleyman'la mücadelesi, İsa ile olan anlaşmazlıkları. Derken sonucu itibariyle Bursa'daki mücadeleden sonra Rumeli'ye çekildi. Rumeli'de Çele Mehmet'in Bursa'yı ele geçirmesi sonrasında 1413 artık Rumeli'yi de yani Edirne'yi de çözmesi gerekiyor. Musa Çelebi problemini de çözmesi gerekiyordu. Netice itibariyle Edirne'ye geldi. Edirne'deki çatışmalar ortamında Rumeli çatışmaları artık birinci derecedeki çatışmalar İsa Çelebi yaralandı. Sonra peşine asker gönderildi. Orada ağır yaralandı. Netice itibariyle bir sulak alanda, Çeltik Argın'da öldüğü kayıtlarda geçer. Bu ölümü sonrasında onun da naaşı yine Bursa'ya getirilmiştir. Ha, bu açıdan bakıldığında Bursa hakikaten hem şehzadelerin hem de kuruluş devri sultanlarının hepsinin kabrinin olduğu yerdir Bursa. Belki Rumeli'nin de taht yani tahtgah edinmek, saray inşa etmek, Osmanlı'nın başkentini Rumeli'ye taşımak bir heves, bir heyecan, serhat anlamında bir belki kolaylık da getiriyordu. Ama buna rağmen sultanların Edirne tarafına baktığımızda kabirlerini göremiyoruz. Kabirlerin hepsi nerede ölürlerse ölsünler, İstanbul'un fethine kadarki sultanların hepsi, vefat edenlerin hepsinin kabirleri Bursa'ya tekrar getirilmiştir. Yakup da, Musa da, Savcı da hep Rumeli'de vefat ettiler. Ama kabirleri Bursa'ya getirildi. Biz burada Bursa'nın öne çıkmasını şöyle belki düşünebiliriz. Bazıları derler ki efendim Bursa'nın kuruluş başkenti. Yok yok. Aslında Bursa'nın kuruluş başkenti yani işte Osmanlı'nın kuruluş başkenti Bursa değil. Yenişehir biliyorsunuz. Ben onun üzerine çok duruyorum. O ayrı bir konu. Neden öyle Yenişehir düşünüyorsunuz? Bursa'dan önce Bursa 1326'da alındı diye düşündüğümüze göre 26 öncesinde 1299-1326 arasında nereden idare edildi Osmanlı Devleti? Bu sorunun karşılığını çok kimse Yani araştırmıyor. ben bana sorarsanız bunu duygusal davranıp Eskişehir derim ama sizin yeni şehrinize de çok itiraz etmem. Ben Yenişehir'le ilgili, payitaht Yenişehir'le ilgili bir yazı da yazdım. Burada Yenişehir'de bir sempozyumda yaptık. Orada bir tartışma da açıldı bu konuyla alakalı ama Yenişehir'in tahtgah edinildiği ile alakalı Nefri'de de, Aşıkpaşazade'de de ifadeler, açıklayıcı bilgiler var. Ancak bunun dışında Yenişehir, yani 1299-1326 arasındaki tarihler için başkentin Bursa'ya taşınmazdan önceki dönem için bahsediyorum. Başka bir şehirde tahtgah ile ilgili hiçbir cümle geçmiyor. Kaynakların hiçbirisinde böyle bir bilgi yok. Olmayınca Yenişehir'de bir sarayın bulunuyor olması, Bir saray de hamamının hala bir bugün var olduğu ile ilgili bilgiler, o saray hamamının alanının ve sarayın bulunduğu bölgenin önündeki meydana halk arasında saray önü meydanı deniyor olması, bir de bu şu var açıdan hocam, sizi evet. destekleyecek. Yani her ne kadar dediğim gibi işime Eskişehir gelse de Osmanlı Devleti'nin en erken ve geniş çaplı külliyelerinden birisi Orhan Gazi dönemine
tarihlenen bu Postinpuş Baba Külliyesidir. Ve o da Yenişehir merkezde olarak kurulan bir külliye. Evet. Zaten Osmanlı kayıtlarında da çok açık şekilde görülür. Yenişehir'i zaten Osman Gazi kendisi kuruyor. O yüzden de Osmanlı'nın ilk ve tek kendisinin inşa ettiği şehirdir diye de belirtilir Yenişehir. Ha, ben Yenişehirli değilim, ayrı bir konu. O yüzden bir duygusal bir sizinle açıklamalar yaptığım anlaşılmasın. Ama Yenişehir hakikaten gidilip incelendiğinde görülecektir ki kalan eserleriyle bile bu özelliği takdir edilebilir. Süleyman Paşa mesela bugüne kadar pek görülmüş değildir. 25 yani İstanbul'daki sahn-ı semanlara kadar 25 gözlü medrese inşa edildiği çok vaki değildir. Ama Süleyman Paşa Yenişehir'de 25 gözlü medrese inşa etmiş. Ha, günümüze medreseden kanıtı kalmamış, sadece dershane odası gibi görünen bir türbe denilen bir bina kalmış ama yakın zamana kadar ki o medreseden bazı izler, resimlerde görülebiliyor, fotoğraflarda görülebiliyor. Evet hocam, çok güzel Bursa'daki bilgiler ve şehzadelere dair bilgiler. Şimdi ben yayında biraz daha kalmanızı rica edeceğim. Yani 5 dakika sonra ara vereceğiz ama ikinci kısmın başında da size tekrar sözle vermek istiyorum eğer müsaadeniz olursa. Şimdi birkaç soru var. Bu 5 dakikalık süremiz içinde Nermin Hanım'a sorayım. Sorular genelde ona dönük. Şimdi tarih sevdalısı diye bir hesap var. Deniyor ki onlar tarafından, hocalarıma sorum, kardeş katli olmasaydı Osmanlı 600 yıl ayakta kalabilir miydi? Kalamazdı. Çok net. Neden? Yani şöyle, veraseti saltanat sistemi zaten Osmanlı Türk devletleri içerisinde bulunmuyor. Kim hak ediyorsa tahta o geçiyordu. Ve devlet ikiye bölünmüyordu. Hani bu Beyazıt'ın Cem Sultan'la arasındaki diyalog gibi, işte hani Osmanlı öyle namuslu bir gelindir ki iki damat kabul etmez gibi mevzular. Yani daha önceki Türk devletlerine baktığımız zaman bir bey varken devletler her zaman büyüdü. Ama bölünmeye başladığında yavaş yavaş parçalandı gitti. Osmanlı'da da her zaman tek başlı olduğundan dolayı Osmanlı devleti bölünmedi. Ama tabii burada Yıldırım Beyazıt'ın işte Ankara Savaşı'ndan sonra o Fesret devrinde yaşanan sıkıntıları zaten biliyoruz. Onun sonrasında yine 2. Murat'ın saltanat döneminde önce bir Mustafa, sonra küçük kardeşi Mustafa'nın isyanı, iki Mustafa isyanıyla karşı karşıya kalıyor. Bursa'da yine Mustafa para bastırıyor, efendim işte ferman çıkartıyor kent orasıyla vesaire gibi mevzular. Hepsi bertaraf ediliyor. Bertaraf edildikten ve tekrar tek başlı hale geldikten sonra Osmanlı o yangın yeri halinden kurtuluyor. 623 yıl çok basit bir zaman değil. Yani dünya üzerindeki devletlere baktığınız zaman da çok basit değil. Şimdi biz Cengiz Han Devleti'ni ele aldığımız zaman o zamanın bilinen dünyasında Cengiz Han'ın devlet sınırlarına hala henüz hiçbir devlet ulaşamadı. Ne Osmanlı ne Büyük Britanya hiçbir tanesi ulaşamadı. Ancak Cengiz Han'ın ölümünden sonra devlet de zaten yok oldu gitti. Evet, büyüdü. Benim buna kısmen itirazım var. Senin itirazın olmayacak konu yok. Yani şöyle, belki bir teklif olarak diyelim hem izleyicilerimize hem tarihçilere. Cengiz Han'ın sınırlarını keşke böyle bir mukayese yapsalar, Emevilerin sınırlarıyla karşılaştırmalarını rica ediyorum. Yani benim İslam devletleri, Cengiz Han tabii bir İslam devletiydi sonradan. Ama Endülüs'ü içine katıyorsan o zaman Endülüs biliyorsun yani, aynı devlet değiller aslında. Aynı devletler Emeviler için. Emeviler. Emevi bağlamında baktığınızda işte İberya Yarımadası'nı bir taraftan içine alan ama doğuda Çin sınırına kadar uzanan, İstanbul'u 3 defa kuşatmış ve Orta Dünya'nın, Anadolu'ya kadar gelmiş, dünyanın tamamını kontrolü altında tutan muazzam sınırlara sahip bir devlet var. Herhalde tarihte eşine, örneğine az rastlanır devletlerden birisi gibi gözüküyor. Ama tabii bu şey Cengiz Han'ın devletini ya da sınırlarını küçümsemek değil ya da çok daha kadim zamana gittiğin zaman Büyük İskender'in sınırlarını küçümsemek değil. Fakat hakkını da vermek lazım, yani teslim etmek lazım. Çünkü çok büyük fatihlerdi onlar. Burada bu sorunun cevabını şöyle, bana göre ben kendimce bir cevap veriyorum. Ve bu konuda da hani bu konuyu detaylı bir şekilde çalışmış, bunu çalışırken geçmiş devletlerin varlığını ve ne zaman yok oluşa doğru gittiklerini incelemiş bir insan olarak söylüyorum. Kardeş katli meselesi olmasaydı ve Osmanlı tek başlı hale gelmek için hem canından hem kanından feda etmeyi bilmeseydi bu asla 623 yıl gibi bir süre ayakta kalamazdı. Bir soru daha var. Onu sorup cevabını aldıktan sonra araya gidelim.
Doktor Kafein diye bir hesap. O diyor ki kaç tane şehzade potansiyel taht olarak tahta geçecek iken katledildi. Yani Ahmet'i bu mesela potansiyel miydi değil miydi bunu bilemiyoruz. 2 yaşındaydı. Ama Mustafa potansiyeldi. Bu sorunun cevabını aradan sonra alalım. Tamam, İsterseniz hayır. kısa bir aradan sonra kardeş katlini konuşmaya devam edeceğiz. Evet, doğudan batıya tarihte kardeş katlini ve Osmanlı'da katledilen şehzadeleri konuşmaya devam ediyoruz. Sezai Sevim hocamız ve tarihçi Nermin Taylan'la araya gitmeden önce bir soru sormuştum. Cevabını verecektik. Oradan devam edeceğiz. Sonra ben tekrar Sezai hocama döneceğim ama bu hani potansiyel taht adayı, padişah adayı olup öldürülen şehzadeler kimlerdir diyor. Bunun detaylarını konuşacağız. Sadece isimlerini verebilirsin istersen. Yani şimdi Mesela şehzade Yakup potansiyel taht adayıydı öldürülen yani bir şehzade olarak. Bunun dışında evet Cem Sultan potansiyel bir taht Şehzade adayıydı. Ahmet belki bunlardan biriydi. Yani Cem Sultan evet potansiyellerden bir tanesiydi. Ama dediğimiz gibi 61 şehzadenin 22 tanesi isyan ettiği için öldürüldü. Fakat bunlarda işte özellikle Yavuz Sultan Selim'in kardeşlerini bertaraf etmesi, mesela diğer kardeşler arasında bir tek potansiyel olmayan Korkut'tu. 4 tane kızı vardı. Hani onun çok potansiyeli olmadığı söylüyor ama Şehzade Ama Ahmet kendisi de padişah adayıydı sonuçta kendisi de zaten. adaydı. Daha önce işte Gürcülerin üzerine gidip sefer yapması şehzadeyken bile babasının düşmanlarına karşı savaşa gidiyordu. Evet en potansiyellerinden bir tanesi oydu ama diğerleri de çok basit değildi Şehzade Ahmet özellikle. Ama işte hani kader buna müsaade etmiyor ve onlar tahta geçiyor. Evet, ben Sezai hocama tekrar sorayım. Bursa üzerinden konuştuk. Bursa özelinde konuştuk hocam ama sizinle biraz Fetret'i ve Fetret dönemini konuşalım. Yani biraz genel geçti. Bir de şöyle bir soruyla başlayayım. Şimdi Yıldırım Beyazıt'ın 6 tane oğlu var. Bu oğullarından sadece Ertuğrul hiçbir şekilde taht meselesinde isim geçmiyor. Ama diğer 5 oğlunun hepsi bir şekilde eğer Mustafa Semerkant'a götürülmemiş olsaydı, Anadolu'da kalsaydı biz 4 kardeş arasında değil muhtemelen 5 kardeş arasında bir mücadeleyi takip ediyor olacaktık ki geri döndüğünde bu mücadeleye girişmesi açıkçası bunu gösteriyor. Fakat bir Düzmece Mustafa hadisesi ortaya çıkartıyor. Yani devlet o şahsın yani o şahsın derken şehzadenin muhatapları olan kimsenin Yıldırım Beyazıt'ın oğlu olduğunu bile bile ki kaynaklar öylesine Sultan Bayezid Han'a benzerdi ki karşıdan o geliyor sanırdık dedikleri halde ve bu mayanın tutmayacağını bildikleri halde neden düzmece vasfı yakıştırmaya başlıyorlar? Şöyle Yıldırım Beyazıt devri ile 2. Murat devrinin ortalarına kadar olan süreci bir konuşalım isterseniz. Buyurun hocam. Evet. Şimdi Yıldırım biliyorsunuz yenildi. Timur'a esir düştü ve biliniyor ki Akşehir'de defnedildi ölümü sonrasında. İşte öldürüldü, intihar etti, zehirlendi falan şu bu. Tartışmalar ayrı bir boyut. Kalan nedir? 6, 5 çocuk. Düz Mustafa Semerkant'a götürüldü. Kalan çocuklar Çelebi Mehmet, İsa Musa, Süleyman. Süleyman harp meydanından kaçırıldı. Diğerleri Timur'un denetiminde her birine bir bölge verildi. Üleştirilmiş oldu Osmanlı toprakları yani. Her biri bulunduğu verildikleri bölgelerde sultan ilan edildi. Şimdi Osmanlı'da ebed müddet anlayışı öne çıkması dolayısıyla ne olacaktır? Nihayet başkent kimin eline geçer? Orada kim sultanlığını ikame ederse devletin toparlayıcısı da o olacaktır. Ha, onun için de Çelebi Mehmet diğer kardeşlerini saf dışı etmesi neticesinde Bani-i Sani diye anılmaya başlandı biliyorsunuz. İsa'yı, Musa'yı ve Süleyman'ı saf dışı bıraktı. Sonunda Mustafa geldi. Mustafa'nın hep tartışılır ya kaynaklarda o konuda değişik boyutlara götürülür işi.
Düzmece denmeseydi katledilebilir miydi? Şimdi hem katlediyorsunuz hem düzmece diyorsunuz. O zaman katlettiyseniz niye şehzade boyutunda hanedan mensuplarına uygun bir tarzda öldürüyorsunuz? Biliyorsunuz ibret alemi için öldürülmezdi hanedan mensupları. Bir kenarda çok kimsenin bilmediği yerlerde hayatına son verilirdi. Kanı da Bir de şu bağlamda Sezai Hocam bir soru da sormuş olayım. Şimdi çok kıymetli dostum Erkan Göksu Hoca bir sorusu var. Kendisi ATV'de Destan diye bir dizi başladı. Onun danışmanlığını da yürütüyor. Buradan selam da etmiş Selam olayım olsun kendisine. Erkan Erkan hocamıza. Hocam diyor ki ben de bir soru sormuş olayım diyor. Tam söylediğiniz bağlamda. Kardeş katli Evet. uygulamalarında neden yay kirişi tercih edilmiştir de başka bir yöntem uygulanmamıştır diyor. Yani siz kenarda dediniz, biraz da bu boyutu da ekleyerek devam edelim isterseniz. Yayın kirişi kısmı üzerine çok bir şeyler söylemem zordur belki ama neden yayın kirişidir kısmı üzerine bir şey söylemem zordur ama kenarda kimsenin görmediği, insanların bundan ders çıkarması için, ibret çıkarması için bir gösteri boyutuna taşınmadığı ortamda hayatına son verilmesi uygulaması öne çıkıyor ya. Belki siz o konuda bir bildiğiniz varsa yayın kirişinin detayı konusunda. Nermin Hoca'nın söyleyecekleri var sanırım bu konuyla ilgili. Şimdi şöyle bir konu, yani bildiğim kadarıyla yay kirişi onun hem malzemesi farklıdır hem de Osmanlı devletin bekası gerekçesiyle şehzadelerini öldürmekten çekinmemiş ama hiçbirini de reddetmemiş. İşte hocamızın bahsettiği bir isim aslında Bursa'ya götürülmedi. Bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Bayezid öldürüldüğünde Sivas'ta, çocuklarıyla beraber Sivas'a gömüldü. evet. Bir tek benim bildiğim bunlar var. Diğerlerini aslında hani öldürüyor ama kabul ediyor. Şimdi burada öldürme metoduna baktığımız zaman da yay kirişiyle bunu biz bu mülkün varisleri diye bir belgesel çekimi vardı TRT'de. Bunun danışmanlığını yaparken orada hani uygulamalı bir şekilde bunu hani hem obalardan hem de yöre halkından da görmüştük. Şimdi yay kirişi o kadar kuvvetlidir ki insanın boğazına doladığında arkadan sadece bir çevirdiğinde insan boğulabiliyor. Yani o anda nefessiz kalıyor ve 30 saniye 40 saniye içerisinde hayatını kaybediyor. Aslında mevzu şu. Osmanlı şehzadesini öldürürken bir kanı akmayacak çünkü o asil kan. Kanı akmayacak, kan akıtılarak asla öldürülmez ve çok da can çekişmeyecek. Mesela burada Şehzade Mustafa'nın çok can çekiştiği bilinir. Hani çadıra girdiğinde 7 tane dilsiz cellatla karşılaşır. Hepsini yere sermeyi başarır. Bir anda Ama bir Zal Zal Mahmut Mahmud'u görür anı. karşısında. Hani kendisinin çocukluğundan beri tanıdığı Zal Mahmud'un kendisine yardıma geldiğini zanneder. Oysa Zal Mahmud güçlü kuvvetli de şehzadeyi bir hışımla yere sarar ve boynuna doladığında çünkü daha önce 7 cellat Temel. da boynuna dolamaya çalışmış ama orada biraz acı çekiyor. Daha sonra doladığında Şehzade Mustafa güçlü olduğu için biraz acı çekmiş. Oysa normalde tahammüllerde acı çekmeden yani tabii ki ölürken acı çeker ama hani işkenceye varacak bir acı çekmeden öldürülmektir. Yay kirişi de yani yanlış hatırlamıyorsam deve bağırsağından mı bir özelliği var onun. Yani yanlış olabilir. Erkan Bilen Hoca da varsa belki lütfen katkı düzelsin. sağlayabilir Muhtemelen tabii Erkan yani hocamız bunu evet biliyordur zaten. çünkü savaş tarihi konusunda, savaş Kesinlikle. malzemeleri konusunda çok Evet. detaylı, derinlikli çalışmaları var Erkan Hoca'nın. Evet bildiğim kadarıyla hani malzeme olarak ve öldürme şekli olarak işkenceye varmadan öldürüldüğünden dolayı şehzade bu şekilde bir uygulama yöntemi Evet, denemişler. hocam buyurun siz devam edin kaldığımız yerden. Hocam kusura bakmayın ne olur. Selam olsun. Yok estağfurullah ya estağfurullah. Yay kirişi konusunda söyleyecek çok yani kaynakların delil olarak göstermesi niye yay kirişi ile ilgili bir çözüm cümlesi olması dolayısıyla sadece belki özelliği boğmadaki pratikliği yönüyle tercih öne çıkıyor tabii. Şimdi Fadi'nin bildiğimiz meşhur kanunnamesine koyduğu cümleye kadar yani evladımdan kime ki saltanat müyesser ola işte nizam-ı alem için karındaşın katletmek caizdir. Ekser ulema dahi bunu tecviz etmiştir. Bir anlamındaki cümle kanunnameye konana kadar durum hanedan mensuplarının öldürülemezliği üzerine bir töre anlayışı. İsyan etseler bile öldürülemez. Ha güç yeterse ancak. Şimdi böyle bir anlayış çerçevesinde öldürülmeler. Ha bunların bir kısmı kardeş katli, bir kısmı babanın oğlu katli. Mesela savcınınki
babası tarafından katledilme. O yüzden de hepsine kardeş katli dememek lazım ama genelde toplumumuz böyle tarif etmede kolaylık buluyor belki veya anlamada kolaylık buluyor. Bazıları babanın oğlunu, bazıları da kardeşin kardeşi kısmı. Şimdi o zamana kadar isyan etse de öldürülemez kuralı töreden kaynaklanan bir anlayış. Fatih böyle bir töre kuralını kim kaldırabilirdi, kim iptal edebilirdi? Ha, İstanbul'u fethetmiş, bu karizmatik konuma ulaşabilmiş bir sultan ancak böyle bir töre kuralını değiştirebilirdi. Getirdi, değiştirdi. Kanunnameye maddeyi ekledi. Ha, bitti mi problem? Çözümcü, ha bu dinamiklik anlamında, devletin dinamikliği anlamında bir çözüm yolu önermektir. Çözüm getirmektir. Çözmeye yönelik bir girişimdir. Bir müddet çözmüş müdür? Çözmüştür ama çok geçmeden yine bu getirilen kuralın kenarından, kıyısından, köşesinden başka yollarla bir kısım bozulmalar, bir kısım başka problemler doğmaya yine başlamıştır. Fetret devrinde işte Timur'un üleştirmiş olmasının getirdiği problemdir bu. Her biri bey, her biri bölgesinde hakim. Böyle bir noktada Osmanlı Devleti'ni tekrar bir araya getirmek, Anadolu'da Türk birliğini, Müslüman Türk idaresini tek elde toplayabilmek, sonucuna ulaşabilmek için nihayetinde bunların hepsi birbiriyle mücadele edecekti. Timur bunu bilmiyor muydu? Biliyor. Biraz da işine öyle geliyordu zaten. İşine de öyle geldi. Parça parçaladı parçaladı. Her bir güç küçük oldukları için Timur'un etkisi altında kalmaya, Timur yönetiminin etkisi altında kalmaya devam ettiler. Netice itibariyle Fetret Devri Çelim Mehmed'in başarısıyla sona erdi ama durmadı. İkinci Murat dönemine sarkan Düzmece Mustafa dediğimiz olay. Yani şehzadelerin, Yıldırım'ın oğullarının devletle olan sıkıntısı sadece Osmanlı Devleti'nin içinde bir sıkıntı olarak bitmiyor biliyorsunuz. Şehzadelerin her biri daha Halil'den itibaren sayarsak düşman eline geçen şehzade devlet için büyük problem üretmeye başlıyor. Onların rehinesi, onların ellerindeki kozu haline geliyor. Demin Cem Sultan'dan bahsettiniz. Ondan örnek verelim. Cem papalığın eline veya Venediklilerin, Floransalıların eline geçtiğinde, Fransa'nın eline geçtiğinde Yıldırım'ın ikinci Bayezid'in uykusu uyku mudur acaba? Yani ciddi Değil miktarda para gönderdiği söylenir. Bu doğrudur da Mecburen gönderiyor. muhtemelen. Yani Mecburen gönderiyor. Her biri ikinci Bayezid'den para istiyorlar. Fidye istiyorlar. Hatta bu fidyeyi ele geçirebilmek için Cem'i satın alıyorlar. Her biri birbirinden satın alıyorlar. pazarlık Bir, haline geliyor. birinden diğerine yani şey gibi malzeme gibi Cem ellerinde koz olabilmek için ele geçirmek yönünden hevesle mücadele ediyorlar. O dönemde onu diyorum yani ikinci Bayezid'in uykusu uyku mudur acaba? Devlet rahat mıdır acaba? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani Cem'in ortadan kalkması belki ikinci Bayezid'i rahatlatacak ama o zamana kadar iş tehlikeli. Osmanlı Devleti için tehlikeli. Sürekli Fransa bir taraftan, Papalık bir taraftan, diğer şehir denizci devletleri bir taraftan eline Cem'i geçiren herkes tehdit ediyor Osmanlı'yı. Ve dediğiniz gibi yüklü miktarda paralar ödeniyor. Yani şehzadeler sadece Osmanlı toprakları içinde kalsalar, mücadeleyi orada sürdürseler belki bir nebze. Ama düşman eline geçme ihtimali ve düşmanın desteğini alarak mücadeleyi büyütme ihtimali her zaman mümkün. O yüzden de devletin işi sadece içeride bir şehzadenin öldürülmesiyle çözülmüyor veya bir şehzadenin isyanıyla başlamıyor. Başka devletlerin arkasına güç vermesiyle, onu desteklemesiyle, devletin başına başka yönlerden cepheler açmasıyla devasa bir problem haline geliyor. Zaten orada da kanunnamedeki ifadeye bakarsanız ulemanın ekserisi bunu tecviz ediyor. Bazı ulemadan bazıları da tecviz etmemiş anlaşılıyor ki. Yani bir çözüm yolu olarak Fatih bunu getiriyor. Kardeş katiline karşılık bu çözüm yolunu getiriyor ama anlaşılıyor ki onlar da bu çözüme rağmen bazı yine başka problemler doğacaktır. Başka sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Bunu dikkate almak lazım geldiğini düşünüyor olmalılar herhalde. Evet. Bir de şunu düşünmek lazım. Fetret devrinde sıradan asker veya az alt derece komuta kademesinde görevli olan Osmanlı askerleri Fatih dönemine geldiklerinde üst düzey artık komuta kademesinde yetkili beylerbeyi, işte efendim vezir azam rütbelerine doğru yükselmiş insanlardır. Fatih'in bu kanunnameye o cümleyi eklemesinde onların da büyük ihtimal etkisi olmalıdır. Yani Fetret Devri gibi bir devir, bir daha yaşamayalım arayışı gibi görünüyor bu.
Evet hocam, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi Nermin Hanım'a bir soru var. Cem meselesini Sezai hocam açtılar. Oradan devam edelim. Aslında benim aklımda bir iki kişi daha vardı. Erken dönemle ilgili küçük Mustafa olarak bildiğimiz bizzat ikinci Murad'ın kardeşi olan ve ...13 katledilen bir yaşında. Şehzade Mustafa söz konusu. Fakat bu bizim konuştuğumuz, belki benim bu programda konuşmayı arzu ettiğim masumiyet karinesi dediğimiz bu karinenin biraz dışında kalan şehzadeler. Yani senin kitabında da bahsediyorsun. Bu isyanı Osmanlı Devleti hiçbir şekilde affetmiyor. Kendisine karşı, sultana karşı girişilmiş bir isyana müsaade etmiyor. Ve Düzmece Mustafa dedikleri Mustafa'ya, belki düzmece denilmesinin sebebi Sezai hocamın söylediklerine ilave olarak ben şunu belki söyleyebilirim. Şimdi Yıldırım Beyazıt normal bir şekilde ölmediği için ve Timur da hocamın ifade ettiği gibi bu eski Türklerdeki Orta Asya'da hala yaşayan geleneğe göre hanedanı bir şekilde üleştirdiği için, paylaştırdığı için kardeşler arasında her birinin aynı ölçüde padişahlık yapma hakkı var. Yani Süleyman Çelebi'nin de hakkı var ve yapıyor. Zaten ilk 6 yıl neredeyse bütün kardeşleri onu bir anlamda padişah gibi tanıyorlar gibi. En büyük Edirne, kardeş evet, Rumeli Fatih. olması hasebiyle bürokrasi onun yanında, vezir onun yanında, yeniçeriler onun yanında bir tür padişah gibi görüyorlar Süleyman'ı. Ama sonrasında bir mücadele İsa'nın öne çıkmaya çalışması, abisiyle öldürülmesi, bürokrasisinin ve ulemanın sonraki dönemde Musa'yı daha çok tutması, padişah kabul etmesi ve hepsinden de önemlisi Mehmet'in kıyıda kenarda gözükür gibi durur gibi gözükmekle birlikte aslında Sivas ve Amasya, yani o Osmanlıların uzun vadede de hakimiyet altyapısını oluşturacak bir saha, bu çevreyi ve desteğini alması, Orta Anadolu ulemasının ya da Selçukluların mirası olan Karaman bölgesinin desteğini alması biraz Mehmet'i daha avantajlı duruma getirecek. Hem Bir sakin. şey daha var ama Mehmet'i avantajlı konuma getiren. Burada hep bunu atlıyoruz. Şimdi sizin uzmanlık alanınız Malazgirt'te. Hani karşı taraftan bizim tarafa Türkler geçtiğinde aslında savaşın seyrine de katkıda bulunuyor ya. Yine 1402 Ankara Savaşı'nda hatırlarsanız bizim ordumuzdan Karatatarla. Timur'un ordusuna asker geçiyor. Evet. Şimdi burada Süleyman Çelebi'nin, Musa Çelebi'nin ordusundaki askerlerin zaman içerisinde diyorsunuz yani 6 yıl Süleyman aslında hani bir sultanlık yaptı orada. Ama ordudaki askerlerin de zaman içerisinde kendi hükümdarlarının cimriliğinden veya hani onlara çok fazla imtiyaz tanımadığından, Mehmet'in daha yumuşak, daha cömert olduğundan dem vurulup aslında Mehmet gelse sanki daha iyi olur söylentileri falan başladıktan sonra da Mehmet'in üstünlüğü de ortaya çıkıyor. Yani bu doğru. Benim şimdi söylemek istediğim başka bir şey ilave. Şimdi Mustafa'ya düzmece denilmesinin sebebi benim kanaatime göre bu. Katılan olur, katılmayan olur. Aynı seviyede olması. Yani meşru bir hanedan padişah yok hala. Yani Yıldırım Beyazıt'ın oğullarının hepsi iktidarda eşit seviyeye sahip. Yani şimdi Mehmet'in yerine koyun. Hani empati dedik ya, tam iktidarı elinize almışsınız ve birdenbire statüsel olarak sizinle aynı seviyede olan bir kardeşiniz geliyor. O zaman ne yapacaksınız? Onun gerçekte Şehzade Mustafa olmadığını, uydurulmuş bir kişi Ne diyor? olduğunu Kulis yapacaksınız, değil mi? söyleyeceksiniz, bir altyapı, Şimdikilerin lobi oluşturacaksınız ve bu meşruiyetini ortadan kaldıracaksınız ki başta da söylediğim gibi çok iyi onun şehzade olduğunu bildiğiniz halde bunu Evet, evet, yapacaksınız. evet. Ölümüne bir meşruiyet zemini oluşturacaksınız. Ama küçük Mustafa'ya gelince o artık aynı statüde değil. Yani sistemin padişah olarak tanıdığı, tahtı ele geçirdiği, tahtı alan, ele geçiren bir ikinci Murat var. Ve onun otoritesine karşı isyan eden bir kardeş var. Yani
Bu tam meşruiyet, bilmiyorum anlatabildim. Yani o Yıldırım Beyazıt'ın oğullarıyla aynı statüde bir meşruiyete girmiyor. Şimdi siz diyorsunuz ki ortada zaten bir padişah yoktu Fetret Devri'nde. Tabii. Evet, Yani onlar baş meşru bir kaldırdı. padişah Ben de yok. hani ben de aslanın oğluyum, aslanım diyordu. Yani Ben de bu öyledir. diyarın aslanıyım diyordu. Aynen ben böyle düşünüyorum. Ama hani diğerinde baktığınız zaman II. Murat zaten Padişah, saltanatın artık herkesin padişahtı. tanıdığı bir Bir padişah. tanesini bertaraf etti, bir Mustafa'yı, ama II. Mustafa geldi. Bu sefer O II. kardeş Mustafa'da o isyan etti Mustafa'ydı ve ve hani aynen evet öyle. o... Şimdi Erkan Hoca bu arada sağ olsun cevap gönderdi. Birkaç örnekli olarak gönderdi. Ben izleyicilerimizle de paylaşmış olayım Erkan Hocamın söylediklerini. Teknik olarak diyor söylediğiniz yay ile ilgili söylediğiniz şeyler doğru. Yay kirişi o dönemde bu işe en uygun malzeme. Yani güç olarak baktığınızda. Bunun yanı sıra bu usulün uygulanmasının kültürel bir boyutu var diyor. Bu bir devlet geleneği. Türkler kutlu hanedan, yani hanedan kutsiyetine inandıkları için hanedan azasının kutsal kanının akıtılmasını hoş karşılamıyorlar ve günah kabul ediyorlar adeta. Bu yüzden de şehzadeler ya da hanedan üyeleri boğularak öldürülür. Yayla boğmak ise bir tür itibar göstergesidir diyor. Yani çünkü yay bir hakimiyet alametidir eski Türklerde. Kimin itibarını gösteriyor? Ölenin ve öldürenin mi? Öldürülenin. Tabii Öldürülenin itibarını. hanedan üyesi olduğuna dair ona sıradan adi bir ölüm gerçekleştiremiyorsunuz. Ona itibarlı bir şekilde öldürseniz bile bunu gerçekleştiriyorsunuz. Ve hanedan dışında çok özel bazı emirler bu şekilde öldürülmüştür. Mesela Atsız Bey bu bağlamda değerlendirilebilir diyor ve bu adet Türklere özgüdür. Mesela Kündiri'yi öldürmeye giden cellatlar onu da bir itibar alameti olarak yayla öldürmek isterler, yay kirişiyle. Fakat o kabul etmez ve ben kanımın akıtılarak öldürülmesini öldürülmeyi tercih ederim der diyor. Çok teşekkür Burada ederim güzel bir ekleme oldu değil mi? kendisine. Evet, bu çok güzel Sağ bir olsun katkı hocam. oldu. Evet. Evet, izleyicilerimizin bu tarz yorumlarını, katkılarını zaten bekliyoruz ve Erkan hocam size izleyici, önemsiyoruz. Erkan hocam size izleyici dedi Haşim hocam. Ama izliyor. Yani dolayısıyla izleyici. Benim daha önce burada konuğum da olmuştu Erkan Hoca ve yine Selam olmaya olsun, devam tebrikler edecek. ederim. Ve bu arada çok güzel bir romanı da çıktı. Benim Evet. henüz elime gelmediği Evet, için Hüzün buradan Melikesi. gösteremedim ama Evet. göstereceğim onu Benim ilerleyen YouTube programında zamanda. müjdesini Hüzün vermişti. Melikesi Çok güzel. harika bir Evet. roman. Bu ikinci romanı devamını da bekliyoruz Erkan hocamdan. Şimdi Cem'den bahsedecektik. Cem iki tane şehzade var aslında. İkincisine Nermin katılmıyor ama çünkü yayın öncesinde de konuşmuştuk ama benim Mustafa'ya açımdan baktığınızda Osmanlı tarihi denildiğinde iki şehzade var. Böyle insanların vicdanlarının tam kabul etmediği, keşke padişah olsaydı dedikleri. Yani bunca şehzadeyi konuştuk. mı? Onlardan birisini demiyorlar ama bir Cem'i, bir de Şehzade Mustafa'yı, Kanuni'nin oğlu Şehzade Mustafa'yı keşke padişah olsaydı dedikleri iki şehzade. Şimdi Cem'le başlayalım. Hocamın da ilaveleri olursa gönül rahatlığıyla katılsın, dahil olsun. Cem'in özelliği ne? Mesela şöyle bir soru da var. O bağlamda da girelim. Yani kanunnamede diyor bir izleyicimiz, sadece Cem'in adı geçiyor diyor. Bu Cem'in adının Fatih kanunnamesinde geçiyor olması öyle mi bilmiyorum. Ben şimdi hatırlayamadım tam o süreci. Ama gönderebilirlerse o kısmı da memnun olurum, kanunnamenin o kısmını. Bu diyor Fatih'in efendim Cem'i kendisinden sonra istediğini gösterir mi diyor. Fatih'in aslında Cem'e biraz meyli var ama bunu ben şuna bağlıyorum. Şimdi Beyazıt bizim tarih kaynaklarımızda ya da genel tarih algımızın içerisinde böyle çok mülayim, sessiz, sedasız, etliye sütlüye karışmayan bir padişah gibi tasvir edilir. Aslında öyle değil. Beyazın aslında hakkı yenir çok fazla bana Beyazıt göre. şeydir, serttir. Yani ve babasının emirlerini yeri geldiği zaman uygulamayan bir şehzadedir ve bu konuda restleşmiştir bile Onu şöyle babasıyla. izah edeyim mi? Padişah Anaları kitabını hazırlarken Beyazıt'ın annesi Gülbahar Hatun'un oğluna mektuplarına rastladım. Şimdi tabii Topkapı Sarayı Arşivi, Osmanlı Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine bağlanmaya başladığında biz bunlara ulaştık. Şimdi bu mektuplarda şey diyor Gülbahar Hatun.
Fatih Sultan Mehmet ne kadar görevden uzaklaştırdığı adam varsa, hani kızıp da kafasını kesmediği ama görevden de uzaklaştırdığı veya ceza verdiği insan varsa, ikinci Bayezid de onları göreve getiriyor. Göreve getiriyor ama annesi de ona destek veriyor. Diyor ki evet, o senin alandı ya da o sana zaten hizmet etmişti. Onu şu göreve getirmen çok iyi olmuştur diye annesinden de aslında destek alıyor ikinci Bayezid. Hani burada baktığınız zaman da evet çok cesur. Çünkü sen Fatih Sultan Mehmet gibi bir babanın oğlusun ve Cem Sultan düşman elinde Hayır, bir de tabirindeyse. gönderdiği fermanları uygulamıyor kendi Evet, bölgesinde bazılarını. uygulamıyor. O dönemde de uygulamıyor. Orada da şey var ya hani Beyazıt'la alakalı bu beşleşmesi meselesi birçok mevzu var ya, hani Lalalarında Fatih'in cezalandırma olayları Esrar var. Afyon mu içiyormuş? Yani onu afyon diyorlar ama tabii hani o, ben şimdi onun çok fazla şeyini bilmiyorum ne olduğunu. Yani Sarhoş kaynaklarda öyle edici bir bilgi madde geçiyor. Yani olarak, evet. sultanın öyle bir zararlı maddeler Evet. tükettiği, bu sebeple Babasının ona çok kızdığı. babasının kızıp lalasını cezalandırdığı, onu da çok azarladığı, sonra o bundan vazgeçtiği ifade edilir O Şehzade Bekir'lerinde. fermanlar var bizim elimizde. Uzun Çarşılı hatta onları yayınlamıştı, o fermanlar var. Hani hatta Beyazıt'ın babasına yazmış olduğu şey var. Baba hani emrettiğiniz gibi Beşir'i bıraktım diyor. Kendisi orada o kelimeyi geçiriyor bizzat. Yani babayla arasında zaten geçmişten böyle bir diyalog var. Lalasının cezalandırılması olayı var. Hani Cem'in özelliği nedir diye sorarsak Cem asker tarafından seviliyor. Cem'den bahsedelim biraz. Cem Sultan'dan. Tabii. Şimdi Cem Sultan Ben sarayda. çok çok seviyorum. Buyurun hocam. Hocam buyurun lütfen. Bu arada 2. Bayezid'in babasının yaptıklarına karşı muhalefet uygulamasının bir örneği olarak hani devletleştirilen arazilerin tekrar vakıflara Evet. iade edildiğini de zikretmekte fayda O var belki. padişah olduktan sonra zaten tersine çeviriyor. Evet. Fakat Evet. şehzadeyken bile o bölgede, yani ülkenin genelinde uygulanmasını istediği bazı emirler var. Onları kendi bölgesinde uygulamak istemiyor. Beyazıt uygulamıyor Evet. ve Fatih kızıyor ona. Evet. Bundan dolayı. Evet. Yani biraz babasını dinlemeyen bir şehzade olarak da Dikbaş adediliyor o yani. dönemde. Dik başlı. Yani çok Kendi da öyle munis, mülayim bir yumuşak bir karakter adam değil. değil zaten. Yani evet Hep Fatih yanlış Sultan anlaşılıyor Mehmet. değil mi? Hep eksik biliniyor Yani biraz da yani. şöyle hani o şimdi hep biz kıyasla tarihi anlamaya çalışıyoruz ya. Efendim babası kim? Fatih Fatih. Sultan Mehmet. Oğlu Oğlu kim? kim? Yavuz. Yavuz Sultan Selim. Ve sen arada kaldığın zaman sıkışırsın zaten böyle iki tanesinin arasında. Aynen öyle. Ama yine de şöyle de ifade edebilirim. Ben burada hani Bayezid'çi misin diye soruyorlar ama hayır efendim ben Fatih Sultan Mehmet üzerinde çalışmalar yapan biriyim. Fakat Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a gitmesi, Kansu Gavri üzerindeki o başarısı ve oradaki Çaldıran, Mercidabık, Midane'deki başarılarının aslında temelinde ordusunun toplarla güçlenmesi vardır. Ve bu orduyu toplarla güçlendiren de Bayezid'dir. Yani biz bunu es geçersek, hatta Yavuz Sultan Selim'e diyorlar ya sonrasında, sen işte hani mertlik göstermedin, kılıç kullanmadın, işte toplarla saldırdın. Yavuz da diyor ki zaman ne gerekiyorsa onu yaptım vesaire mevzuları var. İşte o orduyu toplarla güçlendiren aslında hani babadan aldığı bir belki nasihat, belki hani ondan gördüğünü uygulama suretiyle Bayezid'dir. Yavuz'un başarısının %100'ü değil, belki %50'si değil ama %30'u da Bayezid'e Şimdi aittir. Bunu hep es geçiyorlar. Tarihçilerde. Cem'i Evet. söyleyeceğim ama yönetmenimin sorusu var. Çok güzel sorular sorar Ferhat Bey. Diyor ki zor soru ama baştan kabul edeyim. Şimdi biz diyor bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek diyen bir dinin Evet. ümmetiyiz. Bu durumda bu tip ölümleri nasıl meşru görebiliriz diyor. Ve ikincisi daha da önemlisi şu. Bir kimseyi öldürmek zaten itibarsızlaştırmak değil midir diyor. Hani Nasıl nasıl itibar bir veriyorsun? itibardan söz edebiliriz diyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Aynı Şimdi bu fikirde misin? öldürmeleri, benim canım sıkıldı sokakta insan öldürüyorum ya da hani şimdikiler gibi düşünürsek tabii ki bu şekilde algılayabiliriz. Ama insanın canı yanmadan da veya bir devlet sahibi olmadan da bunları anlaması da çok fazla söz konusu değil. Fakat günümüzde ele alırsak eğer, günümüzden bir örnek vermek gerekir. Bugün terörist başını neden asmadılar, neden öldürmediler diye hepimiz yanar yakılırız, değil mi? Çünkü terörist Çok başıdır. derin bir konu, evet. Çok Yani derin bir bize konu. kalsa bir gün nefes almasına müsaade etmeyiz. Evet, Sadece hepimiz onun bunu. değil, toplumdaki pek çok şahsın. Yani bugün son günlerde gördüğümüz adi, ahlaksız suçları işleyen Evet, adamların değil mi? Bu dahil taciz olaylarında bile tacizcilerin, bunları düşünüyoruz, değil mi? tecavüzcülerin ve Bunların bir dakika ölümünü. bile nefes almasına müsaade yani istemiyoruz toplum Evet, olarak. evet, evet. Gönlümüz bu yönde ama hukuk biraz farklı işliyor sanki.
Evet, şimdi hani burada nedir? İşte ikilik çıkartmıştır, Ahmet'i Mehmet'e vurdurmuştur, savaş çıkartmıştır, dağ çıkmıştır vesaire gibi olaylar var burada. Ama geçmişe baktığınız zaman da evet bu şehzadeler ailelerinden bir parçaydı. Ama mesela Bayezid'in işte Kanuni Sultan Süleyman'la oğlu Bayezid'in arasındaki o savaşları düşünelim. Oluk oluk kan aktı Kazvin'e gidene kadar, İran'a gidene kadar. On binlerce insan öldü bu savaşlar içerisinde. Bu Hani tam bununla bağlantılı. Bugün çok güzel sorular geliyor. Herhalde senin bereketin öyle diyelim. Estağfurullah. Şimdi Şimdi bunu Selin ifade ederse. Özgür'ün bir sorusu var. Yani bu seninkine eşdeğer bir soru. Tam söyle gideceğin konuyu Tamam. tahmin ettiğim kısmı. Ahmet Refik'in şöyle bir sözü var diyor. Yani Cem'in eserinde bahsettiğine göre Cem Beyazıt'a bir mektupta ülkeyi Rumeli ve Anadolu olarak ikiye bölmeyi Evet, ve teklif yönetmeyi ediyor. teklif ediyor. Eğer diyor ikinci Beyazıt bu teklifi kabul etseydi ne olurdu diyor. Tam senin şu an konuştuğun kısma gidecek. Yani ikiye bölünecek ve bir kan yatışmayacak bu uzun Bundan vadede. sonra kan dinleyecek ve böl parçala yönet usulü üzerine düşmanlar üst üste gelecek ve Osmanlı Devleti yok olup gidecekti. Şimdi birinci mevzu budur ama ikinci mevzuya gelirsek hani biz evet bakın çok ciddiyim hani böyle yağmur yağdığı zaman sümüklü böcekler sokağa çıkarlar ya hani yollarda falan karşılaşırız. Onları dahi ezmemek için önüme bakarak yürüyen biriyim. Bir cana kıymak o kadar tehlikelidir diye. Ancak burada biz şehzade katlini konuşuyoruz. Ancak isyanı çıkartan şehzadenin ölümü meselesini konuşuyoruz. Evet bir kişinin ölmesi ne kadar büyük bir suçtur, ne kadar büyük bir günahtır. Ama kamunun zarar görmemesindense, evet devletin bitime gitmesindense o kişinin ortadan kaldırılmasını, o kişinin idam fermanının çıkmasını ulema tecviz ediyor, biz değil ki. Yani bugün de dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dinde olursa olsun, yani İslamiyet'e baktığımız zaman bunun fetvasını zaten din veriyor. Evet bir kişi eğer kamunun canını tehlikeye atıyorsa o kişinin ölümü haktır. Ama dediğimiz gibi biz isyan çıkartmayan şehzadeleri konuşmuyoruz. Ama Onun ulema ölümünden fetvayı veriyor deyip bahsetmiyoruz. kurtulmak Şimdi biraz... burada Buyurun hocam. fetva Şöyle bir ekleme makamı değiliz yapabilir o. miyiz? Hocam buyurun. Şimdi burada şöyle bir ekleme yapabilir miyiz? Lütfen. Bir fiil isyan etmiş olan şehzadelerin çok fazla tartışma konusu edilmediği biliniyor. Ancak şehzadelerin bir fiil isyan etmemiş olanları ile ilgili tartışma biraz büyüyor. Onların da durumu biraz dikkatli incelenmesi lazım. İsyan etmiş şehzade etrafına binlerce asker toplamış şehzadedir. Çatışma ortamında devletin ordusuyla şehzadenin ordusu çatışacak. Bir şehzade ama yanında binlerce vatan evladı. Hem devlet ordusundan hem şehzadenin ordusundan. Binlerce vatan evladının ölmemesi için ordu toplamasından önce bir an önce karar verebilmek belki tartışmaları büyüten bu yönü yani şehzadenin isyan etmemiş olmaması yönü ama ya bir ordu topladığında binlerce vatan evladının canını ne yapacağız? Yani Ona mal olacak bir boyuta ulaşmasını ne yapacağız? O yönünü çok fazla dikkate almıyoruz galiba. benim kanaatimi sorarsanız size katılıyorum. Yani bir küçük iki şey söylemem lazım burada. Küçük bir çocuğun kundaktaki bir bebeğin öldürülmesini hiçbir vicdan Kabul eğer etmez vicdan zaten. ise kabul etmez. Bu Evet. mümkün değil. Fakat Osmanlılar bunu neden uyguluyorlardı sorusuna bir cevap. Sezai Hocam'ın da söylediği ifadenin üzerinden gitmek gerekirse, hayattaki pek çok uygulama, pek çok hukuki uygulama, bizim kendi bireysel hayatımızda hukuksal olmayan tecrübe dediğimiz uygulamalar bile bu geçmişte yaşanan olayların sonuçlarına dayalı olarak ortaya çıkar. Kazanılan tecrübe budur. Ve Osmanlılardaki kardeş katli meselesi de ilk baştan getirilen değil bir tecrübenin ürünü. Mesela ilk öldürülen en küçük şehzade erken dönem olarak düşündüğümüzde Ahmet. Yani Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi Ahmet'in öncesinde benim hatırladığım kadarıyla öldürülen hani hiçbir siyasi işe karışmamış masum bir şehzade yok. Yakup'u saymazsak. Yakup'u gerçekten izah edemiyoruz. Onun mutlaka bir gerekçesi var. Muhtemelen kaynaklara yansımamış olabilir. Ama Fatih'in içindeki haleti ruhiyeyi düşündüğünüzde birincisi bir kötü ilk iktidar dönemi var. Otorite kuramamış.
sistem tarafından dışlanmış, vezire sözünü geçirememiş bir ve Hocam dedesi yani, 1. Mehmet, babası 2. Murat, dedesinin fetret yani devrini dediğiniz yaşıyor. Gibi yani babası amcasıyla ve büyük amcasıyla uğraşıyor. Dedesi zaten iktidarı güç bela alıyor, evet. Kardeşlerin içindeki çatışma ve bu tecrübelerin aslında ülkeyi getirdiği durumu çok iyi gördüğü için Fatih, bir ikincisi de zaten iç siyasette ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalıp kendisine bir alternatif hanedan üyesi oluşturmak istemediği için böyle bir karar alıyor. Biz hiçbirimiz zaten herhangi bir X66 tarihsel karakterin avukatı da değiliz. Yargıcı burada da olanı değiliz, avukatı da söylüyoruz. Değiliz. Yargıcı da değiliz dediğiniz gibi. Bu tecrübeden kaynaklanan bir şey. İleride bunu ciddi anlamda sömüren padişahlar var mıdır? Belki. Yani 19 kardeşin birden öldürülmesini insaf çizgisinin içine hiçbir şekilde sığdıramıyorsunuz ama sonuçta devlet idaresi tecrübe olarak hayatta kalan her şehzadenin, mesela 3. Mehmet dönemine geldiğimizde de hani Fatih için amcaları, dedesi dedi ki 3. Mehmet dönemine geldiğinizde bir Cem hadisesi var. Cem'den sonra belki bugün hala gündem yapamadık ama yapalım. Anadolu'yu kasıp kavuran bir Şehzade Ahmet hadisesi var. Özellikle 2. Beyazıt'ın oğlu Ahmet'in üzerinde biraz duralım. Sezai Hocam da bahsetsin, siz de bahsedin. Çünkü Ahmet enteresan bir travmadır Osmanlı tarihinde. Tabii. Az bilinir. Çünkü Yavuz onu kolay bertaraf etmiş gibi değil. Babasının padişah adayı açık bir şekilde ve padişah olamamanın acısını bütün Anadolu halkını katlederek çıkarmış birisinden, bir şehzadeden söz ediyoruz. Doğal olarak da bunu gördüğü zaman yani kendi dedesi 3. Mehmet'in Kanuni iki evladını ortadan kaldırmış ve bakıyorsunuz bu tecrübe kötü bir tecrübe. O sebeple ne yapıyor? Belki bencilce bir tavır olarak bakabilirsiniz ama bir padişah kendisine sistemin içinde alternatif bırakmak istemiyor aslına bakarsanız. Olan bundan ibaret. Öyle. Şimdi Sezai Hocam çok güzel bir yere geldi. Buradan bir ekleme yapmak istiyorum. Korkut meselesine veya Şehzade Ahmet meselesine gelelim. Korkut değil ama Ahmet problemli. Ahmet, evet, çok önemli bir ayrıntı. Şimdi burada hocam dedi ki evet, bir şehzade isyan ettiği zaman büyük bir ordu toplayacak. Ama karşısındaki ordu da babanın ordusu veya ağabeyin ordusu. Yani dünyanın en büyük 1. ordusuyla belki en büyük 2. ordusu, belki 3. 4. orduları karşı karşıya gelecek. Ahmet'i Mehmet'e, Hasan'ı Hüseyin'e vurduracaklar. Şimdi burada oluk oluk kan akması önemli. Sonraki yıllara baktığınız zaman Kanuni Sultan Süleyman'la Şehzade Mustafa olayı, Kanuni Sultan Süleyman'la Şehzade Bayezid olayı böyledir. Şimdi Kanuni, Şehzade Mustafa, Diyarbakır Beylerbeyi'ne tohumu diktiğimde yanımda olacak mısın diye mektuplar yazdığı rivayet edildi. Ve çeşitli yazışmalar gitti geldi, işte babası ona tembihlerde bulundu, olmadı vesaire. Ama Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Mustafa'nın isyan etmesine, ordu toplayıp karşısına çıkmasına müsaade etmedi. Onu Nahçıvan seferine giderken çadırda halettirdi, yani öldürdü. Şimdi öbür tarafa baktığımız zaman tarihçilerin şikayet ettiği ve Kanuni Sultan Süleyman'ı eleştirdiği bir konu var. Mustafa'yı erken öldürdün de neden Bayezid'e bu kadar müsaade ettin? Çünkü annesi tutuyor. Annesi hayatta değil. Ölmüş. Kaç yıl önce ölmüş? Yani 6-7 yıl önce ölmüş Hürrem Sultan, yok ortada. Şimdi şöyle bir konu var. Ne oldu peki? Kanuni Şehzade Mustafa'da yaşadığı büyük acıyı, belki Şehzade Bayezid'in hani geri adım atar niyetiyle de, hani asker toplamaz karşıma çıkmaz niyetiyle mesela biraz bekletti. Mesela Mustafa'ya hiç mektubu yokken Bayezid'e mektupları var. Bayezid'in elimizde yayınladım teskin zaten. Teskin etmeye çalışıyor, yatıştırmaya çalışıyor. Çünkü öncesinde kötü bir tecrübesi var dediğim. Zaten diyor ben sana kıyar mıydım ey oğlum? Hani o Şehzade Bayezid en son ona yalvarıyor. Hani uçurumun kenarındayım, düştüm, düşeceğim, tut elimi baba diyor. O da diyor ki keşke isyan etmeseydim, ben senin ölüm fermanını boynuma takan. Şiirlerle yazışıyorlar birbirleriyle. Çok ama şöyle baktığınız zaman Mustafa'yı öldürdü. Evet, Mustafa'ya isyan, hani bayrağını açmadan, askerini toplamadan, savaşmadan öldürdü. Ama Beyazıt'ı biraz geç kaldı ve oluk oluk kanattı. Bu faktörleri göz önünde alırsak belki daha iyi algılayabiliriz. Ama dediğiniz bir şey var. Biz yargıç değiliz. Yani öyle bir kürsüye çıkıp geçmişi yargılama modunda değil ya da onları koruyarak işte onlar hatasızdır, iyi ki yapmış diyerek de değil. Dönemi, dönemin şartlarını, devletin bekasını ve belki devlet geleneğini, geçmişteki tecrübeleri, daha önce yaşadıklarını göz önüne alırsak tarihçi, belki bu konuyu daha iyi anlarız. Tarihçi yargıç veya savcı olmaz. Tarihçi evet. Bir kameramandır. Arkadaşlara da selam söyleyeyim burada. O olanı gösterir. Yani olanı yansıtmakla
görevli. Şimdi Kemal Ramazan Haykıran'ın bir sorusu var. Sezai hocama hem selam söylüyor. Siz, eski talebesi sanırım Kemal. Benim Sizinden de selam olsun. şimdi Doğrudur. arkadaşımız. Buraya da yayın konuğum olmuştu. O da şöyle bir soru sorar hocam. Osmanlı, bugün tarihçilerin bizi izlediğini bilmek güzel ama Kemal hocama yani. selam olsun. Osmanlı tarihinde bir fetret devri yaşanmasaydı kardeş katli uygulaması yine de gündeme gelir miydi sizce diyor hocam. Ne dersiniz? Evet, şimdi demin dediğim noktaya tekrar döneceğiz galiba. Demin hocamız da bahsetti aynı konuyu. Yani burada biz kardeş katli başlığı altında 60 civarında şehzadeden hep bahsediyoruz. Gündemimizde, halkın nezdinde tartışmalar o boyut üzerinden gidiyor. Ama o şehzadelerin, ordu toplayanlarının etrafındaki binlerce askerin bu çatışmalarda hayatını kaybetmiş olmasının acılığını, verdiği sıkıntıyı, üzüntüyü galiba pek anlayamıyor muyuz? Onu daha iyi anlamamız gerekir. Belki o dönemde onu anlama çabasıyla Fatih bu kanunnameye bu maddeyi eklemiş olmak noktasında hareket etmiştir gibi geliyor bana biraz. Eyvallah. Şöyle bir soru var. Evet. Biraz hocam bitti değil mi sözünüz? Kesmiş gibi de olmuyor. Tabii. Zaten ben misafirim. Daha çok sizi de dinlemek için. Yok Yok estağfurullah. hocam, hep birlikte Haşim hocamızı dinleyeceğiz. Konuğumuzsunuz. Şimdi şu hep tartışılır Nermin. Bu cariyeler meselesi var ya, hamile iken işte denize atılan daha doğmamış bebekler meselesi. Şimdi çok inceleme yaptın. O konuyla ilgili kitabın da var genel anlamda. Bu konudaki fikrin ne? Yani buna dair fermana ya da haddümayına rastladın mı? Şimdi şöyle izah edeyim. Kadınların Sansasyonel çok kullanırlar çok, yani evet, bunu. hani ben evet arşivlerde çalışma yapıyorum ve özellikle hanedan üzerindeki padişahların kendi el yazıları üzerinde çalışma yapıyorum. Şimdi böyle hamile cariyelerin, işte yeni padişah tahta geçtiğinde eski padişahın eğer hamile ise cariyesi ya da gözdesi, işte Topkapı Sarayı'ndan denize atıldığı rivayet edilir. Bu işte romanlarda daha Bu çok yer alan bir romanlarda bilgi ve ama hani gerçekte var mı? şöyle bir konu oluyordu ya hocam. Yani Türkiye'ye geliyor Avrupalı seyyahlar yahut efendim işte hani büyükelçiler. Geliyorlar, harem dairesi, yani adı üstünde haram olan yer, girilmesi yasak. Orada neler dönüyor, neler oluyor Fikri yok, bilinmiyor, uyduruyor. fikri yok. Duyduğunu Gittiği uyduruyor. zaman da hani şimdiki gibi hani magazinsel bazı mevzular olduğu zaman TV dizileri daha çok izleniyor. Efendim ana haber bültenleri bile daha çok izleniyor. Hani bu tarz programlar bile magazinsel konuşulduğu zaman daha çok merak uyandırıyor. O sebepten kendi ülkesine gittiği zaman böyle şeyleri yazmışlar. Bunlar da kaleme alınmış. Mesela bir örnek verelim burada. Hep söylüyorum ama şimdi 1953 yılında, daha önce çok küçük bir nüansı olan bir mevzuda 1953 yılında Amerika'da bir roman çıkmış. Efendim Mihrimah Sultan'la Mimar Sinan arasındaki aşk mevzusu. Ondan sonra bu bağlandırılmış. Hiç yani mesneti yok, kaynağı yok, İşte herhangi bir bir şeyi camiden yok. baktığında öbür camiyi görüyorsun falan, Yok, çok şöyle bir şey, işlendi. hani bir camide güneş batarken öbür Öbüründe camide ay doğuyor. çıkarmış, iki minare arasındaki aşkmış bu. Hayır efendim, Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nin bir minaresi var, yani iki minaresi de yok. Hani yalanın burada olduğu ortada, Ya da ama böyle şeyler şöyle de uyduruldu. bir şey var. Kuvvetle muhtemel Mihrimah Sultan ya da Mimar Sinan birbirlerini hiç görmemiş de olabilirler. Yani muhtemel ki Muhtemelen de görmediler. Bir de görmemişler. zaten aralarındaki çok büyük bir yaş farkı var. Mimar Sinan, Mimar Sinan'dı. Bir de burada enteresan bir mevzu var. Mihrimah Sultan evliydi. Ve zaten eşi öldüğünde Rüstempaşa de, ile. bakın, padişah kızları, hani hanedan kızları, kocaları öldüğünde evlendiriliyorlar. Bekar durmazlar, durdurulmazlar fazla. Ama Mihrimah Sultan istemiyor kimseyi. Bir daha da evlenmiyor zaten. Çocuklarını büyütüyor. İşte ailesi hala İsmail Sultan üzerinden devam eder. Şimdi burayı şöyle ele alırsak eğer, bu örneği bu sebepten dolayı verdim. İşte bu Avrupalı seyyahların gidip oralara yazmış oldukları, özellikle oryantalistlerin konuşmuş oldukları bazı mevzular hakmış, hakikatmiş, sanki varmış gibi önümüze sunuluyor. Biz tarihçiler de zaman zaman hani şehzade katli ya da kardeş katli meselesi bu kadar önemli bir mevzuyken, aslında bunları, bu kadar ciddi mevzuları konuşmamız gerekirken, geliyoruz buraya, hamile kadınlar denize atıldı mı? Şöyle söyleyeyim size hamile kadınların ne olduğunu. Çünkü bunlardan şehzade olarak bir örnek de var önümüzde.
Ben sarayda 3. Selim'in bir Elyas'ını yakın zamanda öğrencilerime de okuttum. Biliyorsunuz ben paleografya ve diplomatika dersleri veriyorum. Şimdi bu belgede şöyle bir mevzu vardı. Çok özür diliyorum. Fahişelik yapan kadınlar. Bir defa uyarıldılar, ikinci defa uyarıldılar. Ama bunlar milleti yoldan çıkarıyor gerekçesiyle. 3. Selim diyor ki bu 8 tane kadını koyun çuvallara, denize atın. Gereği yapılsın diyor. Yani artık onun dini hani fetvası alınsın, gereği yapılsın. Ama burada sarayda işte 3. Mehmet'in ve 3. Murat'ın döneminde işte ilk 5 şehzadenin akabinde gelen 3. Mehmet'in de 19 şehzadenin hani idamına fetva verildi. Öldürüldü ki o gece yarısı öldürüyorlar. Dilsiz cellatlar giriyor odalarına, bu şekilde öldürülüyorlar. Bu çok büyük bir hazin olaydır. Ve orada aslında bu olayda hani bu kadınların hamile olup da öldürüldüğü yazılıdır. Ama bizdeki kaynaklarda çok net bir üslupta ben böyle bir evrağa, böyle bir kayda rastlamadım. Ama bugün Osmanlı arşivlerinde 95 milyon belge var. 400 bin el yazması eser var. Bu belgelerden bir tanesinde bugün rastlamadım, ben görmedim, yok. Ama yarın öbür gün birisi çıkar evrağını gösterirse o zaman bunları var kabul ederiz. Fakat bir örnek vereyim burada. Trabzon Sancakbeyliği yaptığı sırada Yavuz Sultan Selim bir cariyesini çok sever. Ve bu cariye daha sonra bir hata yaptığında saray kalfaları tarafından terbiyesiz olduğu için saraydan atılır. Ama bir kişiyle, bir paşa ile evlendirilerek saraydan çıkartılır. Bunlar böyle olurlar zaten gözde çünkü. Gittiği evde hamile olduğu anlaşılır. Belli ki şehzadeden yani Yavuz Sultan Selim'den, Trabzon'da yaşanan bir olay bu. Bu sefer hanedan Ali Osman'da sarayda doğmamışsan yani bir Osmanlı sarayında bir Osmanlı şehzadesinden veya padişahından doğmamışsan saray defterine şehzade veya sultan diye kaydettirilemezsin. Bu kişiden haberdar oluyorlar. O kadın orada çocuğunu doğuruyor. Bakın öldürmüyorlar çocuğu. Aldırmıyorlar da çocuğu. Şimdi o zaman yani harem dairesinden öldürüldü diyorlar ya. Ya harem dairesinde zaten iyi bir hastane var. Haremin alt katında çok iyi bir hastane var. Yani bu çocukları ortadan kaldırırlar. Kadınları illa öldürmelerine gerek yok. Hadi gelelim biz Trabzon'daki mevzuya. Bu kadının çocuğunu öldürmüyorlar. Doğuyor ve biliniyor. Yavuz Sultan Selim Trabzon Sancakbeyliğinden padişah olduğunda İstanbul'a geldiğinde oğlunu aldırıyor saraya. Büyütüyor. Bakın orada hani iyi bir terbiye verdiriyor. İyi silah, dövüş teknikleri aldırtıyor buna. Sonra ne oluyor bu Sonra Üveys şehzade? Paşa olarak bu Halep valiliği yapıyor. Zannediyorum Suriye civarında birkaç valilik yapıyor. Ve yine bir savaş sırasında ölüyor. Kanuni'nin saltanat döneminde ölüyor. Ve Kanuni Sultan Süleyman o öldüğünde baba bir, anne ayrı diyor ki o benim baba bir, anne ayrı kardeşimdi. Söylüyor bunu. Şimdi bu örneklemeyi ele alırsak eğer evet çocuklar olabilir, cariyeler hamile kalabilir ama neden hani anneleriyle beraber boğaza atılsınlar? Çok çok eski saraya gönderilirler bunlar ve sarayda doğarlar ve şehzade olurlar. Çünkü o dönem de biraz çetrefilli de bir dönem. Yani o 5 şehzade ölüyor, 19 şehzade ölüyor, Sultan 1. Ahmet tahta geçiyor. Bir de doğmadan öldürmeye gerek yok. Doğunca öldürüyorlar Doğu, zaten. yani bir de nereden biliyorsun hani erkek olacağını? Yani. Yani bu hani bunu anlatanlar çünkü kız çocuklarına sonuçta bir şey olmuyor. Bu takım olaylar olduktan sonra bir de 1. Ahmet tahta geçiyor 14 yaşında. Henüz sünnet olmamış, haremi yok, ortada çocuk da yok. Bir işte Şehzade Mustafa var. Bir çiçek hastalığına yakalanıyor bunların iki tanesi. Halk saraya dayanıyor. Hanedan ölecek de biz erkek yani hanedan da erkek evlat kalmayacak. Tahta kimi geçireceğiz diye. Allah'tan daha sonra Sultan Ahmet'in çocukları ölüyor. Tabii orada Mustafa tahta geçiyor. Genç Osman doğuyor vesaire gibi şeyler oluyor. Yine aynı şekilde Sultan İbrahim döneminde oluyor. Sultan İbrahim O daha vahim. o daha vahim yani Yani sürekli uzun cariye. süre çocuğu olmayınca Sürekli cariye, sürekli macun, hanedan sürekli ilaç. alternatif arayış yapıyor. Ferdun Emecen Hoca'nın İbrahimzadeler diye bir makalesi var hatta. Yani acaba Kırım Hanları mı getirsin? Hatta Pedro Ottomano diye Evet, evet. bir şahıs, yani Avrupa'ya giden ve hamile bir cariyeden doğan şehzadenin işte İbrahim'in oğlu olduğunu, Pedro Ottomano ismini koyduklarını anlatır kaynaklar. İlginç gerçekten bu dönem olarak baktığımızda. Sezai Hocam, size son bir soru sorayım. Bugün çok yordum sizi. Estağfurullah. Siz daha çok vakıflar üzerine de çalışıyorsunuz. Ben takip ettiğim kadarıyla. Bu Estağfurullah. şehzadelerin tamamen merak ettiğimden bir soru. Yani cevabı vardır yoktur bunu bilmiyorum ama katledilmiş şehzadelerin vakıfları veya eserleri var mı geride kalan? Yani onların yaptırdığı tekke olur, cami olur bildiğimiz sizin rastladığınız.
Evet, şehzadelerin yaptırdığı eserler vakıf yoluyla vakfiyenamesi üzerinden tescil edilmiş, evraka dönüşmüş ve devam eden vakıfları var. Mesela Yakup demin bahsettik. Kendisi mi yaptırdığı, sonradan makam türbesi olarak mı yapıldığı, İznik'te kendisinin bir türbesi var Yakup'un. Ama Bayezid alıyor geliyor şeyi, kardeşini getiriyor. Bursa'da başka bir türbeye defnetmiş oluyor. Ama şeyin Yakup'un başka yerde eserleri var. Bursa ilçelerinde eserleri var. Buna benzer birçok şehzadenin inşa ettirdiği eserler. Bu öldürülmüş olan şehzadelerle alakalı kayda geçmiş vakfiyesi olan eserler varlığını sürdürüyor sonraki dönemde. Evet, çok teşekkür ederim. Bu bence önemli bir bilgi. Yani bütünlük açısından baktığımızda da Osmanlılar kardeşlerini öldürdükleri kardeşlerini hani gelen sorular bağlamında da tamamen her şeyleriyle mi gözden çıkartıyorlar? Yoksa sadece o devletin bekası için tırnak içinde söylemek gerekirse canlarını alıp ama mallarına, mülklerine, mesela eşlerine dokunmuyorlar. Kız çocuklarına dokunmuyorlar. Hatta saray koruması altına alıyorlar onları da her şekliyle. Fakat erkek çocuklarını ileride ola ki bir kan davası da gütmesin diye ya da tekrar problem olmasın diye bir şehzade öldürüldüğü kadar öldürüldükten sonra onun erkek çocuklarının da öldürüldüğünü görüyoruz. Burada güzel masum bir örnek var değil mi? Şehzade Belki Mustafa'nın hocamız, oğlu Mehmet. şehzade, evet Belki hocam. hocamız sonraki dönem şehzadeleriyle alakalı örneklerden Evet, Şehzade Mustafa'nın oğlu Mehmet var mesela hocam. O Bursa'da öldürülen, o çok, hatta onunla ilgili çok güzel bir şey okumuştum ben. Böyle cellat geldiği zaman çocuk daha küçük anlıyor, annesi de alıyor. Feryada figana başlayınca hani bilmiyorum ne kadar doğru. Şöyle dediğini söylerler annesine, sen işte bir Osmanlı hanımısın. Benim arkamdan ağlama. Cellata da sen beni bir an önce götür de işin sana verilen emir neyse onu yerine getir Emri yerine getir, evet. dediğini söylerler ki bu beni çok etkilemişti mesela duyduğumda. Şey de var, şimdi Şehzade Korkut'un 4 kızı vardı ama Ahmet'in de oğulları vardı. Yavuz Sultan Selim Ahmet'in oğullarını da ortadan kaldırıyor Murat onun şimdi. oğlu muydu? Bu Kızılbaş oluyor işte Antalya taraflarında sonrasında öldürülüyor ama Osmanlı Devleti'nden ümidi kesince Kızılbaşlığını ilan ediyor. Şah İsmail taraftarlığını ilan ediyor ki Antalya bölgesinde onun taraftarlarını kendi yanına çeksinler diye. Çok teşekkür ederim Sezai Hocam. Şimdi araya gireceğiz. Ben burada size teşekkür etmiş olayım katılımınız için. Var olun. Ben Tekrar teşekkür ediyorum. karşılaşmak İyi dileğiyle. yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kısa bir aradan sonra programımız devam edecek. Evet, doğudan batıya tarih devam ediyor. Bugün kardeş katlini konuşuyoruz. Nermin Taylan hanımefendi ile konuşuyoruz ve programımıza Sezai Sevim hocamız da katıldı. Ali hocam da bağlandı mı Ali hocam? Evet, Ali hocama da biraz bağlantı sorunu yaşadık ama ancak bağlanabildik. Ben Evet. kendisine hoş geldiniz diyorum yayınımıza. Hoş bulduk. Bütün katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar İyi hocam. akşamlar hocam. Şimdi madem Hoş bulduk. geldi Ali hocam, ona en başta sormayı düşündüğüm soruyu sorayım. Bu kardeş katli meselesini konuşuyoruz, takip ediyorsunuz siz de. Evet. Sizin çalışmanız daha çok bu usulü veraset sistemi üzerinde. Bu Osmanlı'da bunun Evet. bir karşılığı var mıdır? Fatih Kanunnamesi'ndeki kardeş katli neyi ifade eder, neyi kapsar? Her türlü kardeşi kapsar mı, evladı kapsar mı? Evet. Böyle başlamış olalım. Buyurun. Evet, aslında
Sayın hocalarım, kardeş katlinin tarihsel ve geleneksel yönlerine değindiler. Birçok tarihte, geçmişten birçok örnek verdiler. Bunun sebepleri, amaç ve hedeflerine matuf olarak bir hayli kelamı kibar edildi yani şu ana kadar. Dolayısıyla bunların üzerine ilave bir şey söylemek de pek mümkün değil. Ancak ben Fatık Kanunnamesi'ndeki o ifade üzerinden giderek durumun hukuki, tarihsel ve örf açısından durumu bir netleştirmek isterim. Yani ilk önce bu soru bağlamında. Şimdi bu kanunnamedeki ifadeye baktığımız zaman ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizamı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmişlerdir. Anınla amil olalar diyor kanunnamenin metni. Şimdi burada baktığımız zaman bu metne, bu metinde birkaç husus var. Her şeyden önce bu birincisi nizam-ı alem için bunun uygun yapılması gerektiği ifade edilmiş. Yani alemin nizamı, yani istikrar ve düzen için böyle bir şeye edilebileceği ifade edilmiş. İki, katletmek münasiptir deniyor. Katletmek uygundur demek bu. Yani illa katlediniz anlamına gelmiyor. Yani bir tercih yapabilir, bir tercihte bulunabilir, bulunma durumunda kaldığınız zaman bunu uygulayabilirsiniz deniyor. Ama durumun bu kanunnamenin aslında şu ana kadarki ifade edilmiş şeyler zaten tarihten töre açısından baktığımız zaman işte Fuat Köprülü'nün daha önce yazmış olduğu da sonra pek çok kişinin de üzerine makaleler kaleme almış olduğu işte Moğol ve Türk hanedanlarında hanedan şey, tö, şey, kabilelerinde hanedan üyesinin katledilmesi meselesiyle ilgili şeyler makaleler vesaire baktığımız zaman zaten tarihsel olarak ve töre açısından siyaseten katlin mümkün olduğu görülüyor. Ancak Fatih bunun altına başka bir şey daha ilave ediyor. Ekser ulema dahi tecavüz etmişlerdir diyor. Yani şimdi bu ekser ulema bunu caiz görmüşler demeye getiriliyor bu ifade. Şimdi bu tabii ekser ulemadan kasıt nedir sorusunu bu sefer gündeme getirmek durumunda. Muhtemelen ekser ulema Fatih dönemindeki İstanbul ulemasıdır muhtemelen. Bunların ekser kısmı olduğuna göre, bunlar ekser olarak ifade edildiğine göre muhtemelen İstanbul'da bu ulemanın büyük bir kısmını da buna cevaz vermemiş. Onu anlıyoruz. Abdurrahman Şeref sanıyorum bu ekser ulemanın yani ulemanın çoğunluğu ifadesini bazı ulema şeklinde anlaşılmasının daha mümkün, daha anlamlı olacağını ifade ediyor. Peki ekser ulema buna nasıl cevaz verdi meselesi gündeme geliyor. Burada baktığımız zaman Hoca Saadettin bir ifade kullanıyor. Bu Şehzade Yakup'un katledilmesi meselesinde işte Savcı Bey'in kardeşi Savcı Bey'in babası işte Kosova'ya gittiğinde hazineyi kendisine yakınlaştırmak istediği devlet adamları arasında dağıtması ve adına hutbe okunması tecrübesi neticesinde biliyorsunuz işte bunun neticesi olarak kendisi idam ediliyor örfe uygun olarak. Dolayısıyla şimdi Yakup Bey düşmanı takip ettiği sırada babasının irtihali gerçekleşti. Şehit ediliyor. Ve bu durumda da devletli yani emirler Yıldırım Beyazıt tahta oturtuyorlar. İşte bu esnada gerçekleşmesi muhtemel bir takım fena hadiselerden ve Yakup Bey'in bunu kabul etmeme ihtimaline binaen ulemanın da el fitnetu eşeddü minel katl hükmünce Yakup Bey'in şeyine ve katline fetva verdikleri ifade ediliyor. Ve bunu Hoca Saadettin ulemanın da burada bu fetvaya katıldığını ifade ediyor. Ali Ancak Hocam, şimdi şimdi bir şey sormak istiyorum izninizle.
Evet. Şimdi Yakup Çelebi meselesine geleceğiz size ama şimdi Nermin hocama bir soru sormak istiyorum ben arada. Sonra Sus. sizin Tamam. kaldığınız yerden devam edeceğim. Şimdi Tamam. bir izleyicimiz diyor ki bu Yavuz kanunnameyi herhalde diyor biraz kendi lehine en fazla kullanan padişah diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim Osmanlı tarihinde böyle şedid kimliğiyle daha ön plana çıkan bir isim, bir karakter ve sadece kendi iki kardeşini değil yeğenlerini öldürtüyor. Hatta daha önce kendisine saltanatta rakip olmayan, önceden vefat etmiş kardeşlerinin çocuklarını dahi Tabii. ortadan kaldırıyor. Sizce Yavuz Sultan Selim çok ciddi bir saltanat riski görmese bile, yani kardeşleri dahil olmak üzere, çünkü geldi babasından aldı tahtı oturdu. Neden bu hiddeti, onun kendi kişiliğiyle karakteriyle alakalı bir husus mu doğru? Yani hep yaşanan şeylere örnek gösteriyoruz ya, geçmişe gidiyoruz. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in işte bütün hani kardeşlerini ortadan kaldırdıktan sonra diğer hani onların oğullarını da öldürmesinin sebebi olarak baktığınız zaman ilk önce Yavuz tahta geçtiğinde ne oluyordu? Şehzade Korkut'la anlaştı. Şehzade Korkut ben baş kaldırmayacağım dedi ona ve Sancakbeyli'ne geri döndü. Ama öbür taraftan Şehzade Ahmet tahtın kendi hakkı olduğunu söyledi ve işte Konya'da sancağını ilan, Konya'da işte hükümdarlığını ilan etti vesaire. Şimdi daha sonrasında Yavuz Şehzade Korkut'a düzmece mektuplar yazınca, hani düzmece dedik bu akşam, sahte mektuplar, işte hani başkasının ağzından mektuplar yazınca baktılar ki evet, onun da saltanatta niyeti var. Diğer kardeşler de öyle Yani bu oldu. çok doğal değil mi? Haliyle Yani yani o da şey dedi. şehzadesiniz. Birileri gelin sultanım siz de padişah görmek istiyoruz Biz diyor. arkanızdayız diyor. Cazip Biz geliyor. Bugün bile insanlara 2-3 iltifat etseniz hemen belli bir modun içerisine Evet, sokabiliyorsunuz yani sonuç. kesinlikle. Şimdi hani buradan baktığınız zaman Yavuz Sultan Selim evet hani kardeşlerini bertaraf etti ama kardeşleri de ilk önce kendisiyle anlaşma yoluna gitmişti. Ahmet hariç. Diğerleri de onunla beraber olduğunu söylemişti. Ben sana dokunmayacağım demişlerdi ama isyan ettiler. Buna mukabil olarak bu kadar çok erkek çocuğun orada olması, hani adam kardeşlerini ortadan kaldırıyor ama bu kadar çok erkek çocuğun orada ortada olması yarın öbür gün hepsinin teker teker baş kaldıracağı anlamına geliyor. Çünkü insanlar durmuyor ki, bir yerde bir şehzade gördüklerinde hemen arkasından gidip, ki Bizans'ın elinde olan şehzadeler de öyle olmadı mı? Hem Bizans asker temin etti, Anadolu'ya Bizans'ın yardımıyla Anadolu'ya girer girmez ordu toplamaya başladı şehzadeler. Çünkü o bir şehzade. Onun da tahta hakkı var dediler ve onun da arkasından yürüdüler saltanata doğru. İşte bu sebeple Yavuz Sultan Selim de belki kendi yaşamış olduğu o dönemi, o saltanatının ilk yıllarında babasını indirdikten sonra, babasının vefatından sonra belki Ahmet nazarında yaşadığı olaylardan ziyade diğer şehzadeleri de ortadan kaldırdı. Şimdi bu sorunun şöyle bazı sorular soruluyor. Mesela diyorlar ki işte Yavuz böyle miydi? Ben bunu bilemem ki böyle miydi? Ben sadece tarihe bakar, bunun için olmuş olabilir diyebilirim. Net cevabını Yavuz kendisi hani yarın öbür gün yevmi mahşerde verecek. Zaten de şöyle ifade edeyim. Hani biz bugün burada padişahlar kardeş katli, şehzade katli gerçekleştirdi diyoruz ama olan olmuş, göçen göçmüş. Yarın öbür gün yevmi Ya mahşerde hepsi mutlaka hesabını verecek. sonuçta biz yargıç değiliz. Yani Evet. onu az önce de söyledim. Ama genel karakter olarak baktığımızda herhalde Osmanlı tarihinin en sert, en katı karakterli, belki en katı yürekli padişahlarından birisi görüntüsünü veriyor. Yani bu böyledir ya da değildir demiyorum ama uygulamalarına baktığımızda böyle. Şimdi Yavuz'un kimleri öldürdüğü kısmına döneceğim ama Ali hocama ben tekrar bağlanayım. Şimdi biraz sözünü kesmiş gibi oldum onu. O teorik boyutunu anlatıyordu ve Osmanlı'nın belki son döneminde ki bir algıyı da göstermiş oluyor. Biz şimdi klasik dönem konuşuyoruz. Bugünkü tarihçilerin arasından bakışıyla nasıl karşılandığını görüyoruz ama bir de Osmanlı'nın son döneminde üstelik de vakanivis olan bir tarihçi kimliğiyle de çıkan bir kişi bunu nasıl yorumluyordu? Mesela Abdurrahman Şeref Bey sanırım tam orada hocamın sözünü biraz keser gibi oldum. Buyurun hocam. Evet. Tabii burada biz tarihe, geçmişe müdahalelik olarak bir takım açıklamalar yapıyoruz ve bu açıklamaları çerçevesinde mevcut uygulamanın
nasıl anlaşılabileceğini, yani hangi sahiplerle insanların kardeşlerinden veya çocuklarından feragat ettiklerini anlamaya çalışıyoruz neticede. Bu açıklamalar kimileri için doyurucu olabilir, anlamlı olabilir, kimileri için anlamsız olabilir. Bu bizim tarihçiler itibariyle bizim şeyimiz dışında, tartışma veya anlamamızın dışında. Şimdi dolayısıyla biz konuyu anlamaya çalışıyoruz açıklamalar çerçevesinde. Şimdi şeye baktığımız zaman, şimdi bu kurala baktığımız zaman, kaideye baktığımız zaman olayın aslında 3-4 boyutu üzerinde 4 boyutunu 4 boyutlu bir şekilde ele aldığını görüyoruz burada. Bunlardan birincisi hukuki boyutu itibariyle az önce orada kalmıştık. Hukuki boyutu itibariyle olaya baktığımız zaman ekser ulemanın bunu tecviz ettiği üzerinden bir hukuki boyut oluşturmaya çalışılıyor. Ama şimdi ekser ulema bunu nasıl tecviz edebilir? Yani şimdi sorusunu sormamız gerekiyor. Çünkü hiçbir hukuk, ne Roma hukuku, ne İslam hukuku, ne de başka bir hukuk, gelecekte muhtemel olan bir suça ceza tereddüt ettiremez. Böyle bir hukuk yok, yani dünyada böyle bir hukuk mevcut değil. Peki o zaman hukuk mevcut o günkü geçerli hukuk açısından baktığımız zaman bu mümkün değil. Yani kimse işte 20 yıl sonra veya 10 yıl sonra işte veya şehzade büyük olabilir, yani şey yapabilir ama herhangi bir suça tevessül etmemişse buna bir ceza vermesi mümkün değil. Şimdi peki bu nasıl bir hukuki bir cevaz haline gelebiliyor? İşte burada Hoca Saadettin'in o Şehzade Yakup meselesinde ulemanın da bunu caiz gördükleri ifadesi üzerinden sanki bir bunun fıkhen, şer'en mümkün olduğu algısı oluşuyor. Ancak Abdurrahman Şeref Bey'in de ifade ettiği gibi diyor ki bu diyor hukuki bir ifade değil aslında. Siyasi bir, siyaseten mümkündür bu. Burada zira el fitnetu eşeddü minel katl kelimesi, ifadesi bir hadis-i şerif olarak da zikredilir. Bu ifade fitne katilden daha kötü bir şeydir anlamına geliyor. Ne demek fitne katilden daha kötü bir şey? Yani bunu Şehzade Yakup meselesine uyarlarsanız ne çıkar? Şu çıkar: Şehzade Yakup geri geldiğinde Yıldırım'ın saltanatını kabul etmeyecekti ve bir karşılık bir savaş ortaya çıkacaktı ve insanların kanı dökülecekti. İşte buna meydan vermemek için katletmek, yani iki şerden ehven olanı tercih etmek anlamlı kabul edildi ulema tarafından da. Ama bu hukuki, yani fıkhi, şer'i bir ifade değil. O açıdan olaya bakmak lazım. Evet, siyaseten uygun görülmüş olabilir. Mümkündür. Siyaseten böyle bir amel işlenmiş olabilir ki tarihsel tecrübeler, işte hocalarımın az önce ifade etmiş olduğu, yani yaklaşık 1,5 saat temeli ifade etmiş oldukları tarihsel tecrübeler bunu gösteriyor. Gelenekte, örfte buna müsait, örfte de hanedan üyelerinin herhangi bir teşebbüs dahilinde ortadan kaldırılabileceğine dair böyle bir şey oluşmuş, böyle bir kanaat oluşmuş. İşte zaten Osmanlı tarihine baktığım zaman siyaset etmek ifadesi aynı zamanda şehzadelerin katledilmesi anlamına da gelir. Dolayısıyla örfen ve tarihen sabit olan bir husus söz konusu. Ancak bunu Fatih sanıyorum ekser ulema dahi tecrüz etmişlerdir diyerek bir hukuki boyut da katmış oluyor işin içine. Evet. Diğer boyutlarda zaten bir hayli tartışılmış oldu. Evet. Evet, çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Peki biraz Estağfurullah. böyle magazinel soru sorayım. Siz sevmiyorsunuz biliyorum ama
Bu şehzadelerin içerisinde öldürülen, katledilen şehzadelerin içerisinde mesela genelde Şehzade Mustafa için söylenir. Yani Mustafa tahta geçmiş olsaydı belki Osmanlı duraklama dönemine girmeyebilirdi ya da çok daha geç girebilirdi diye. Bu bağlamda gerçekten de sizin şu şehzade şöyle olsaydı, gerçi tarihte olsaydı olmaz ama Yani. süreç açısından baktığınızda, yetişme tarzları açısından baktığınızda Osmanlı tarihinin seyrini değiştirebileceğine inandığınız bir şehzade var mı? Ya da değişmeli miydi? Belki bu da Yani ayrı bir konu işte ama. Ayşe Hocam şimdi hani Cem Sultan için denir işte Beyazıt karşısında daha cevval, daha kabiliyetli olduğu söylenir. İşte genellikle hani tabiri caizse kaçan balık büyük olur misali. Genellikle tarihçilerde işte şeyi Cem Sultan'ı överler, öne çıkartırlar. Fakat yani tarihte keşke olsaydı diye bir şey mümkün değil. Yani iki, peki Cem Sultan'ı biz padişah yaptık diyelim. Onun şeyi yaşandı, devri Yavuzlar dedi. saadeti yaşandı. Peki, yaşanmış olsun diyelim. Peki Cem Sultan'dan sonra kimi getirecektik? Oğuzhan'ı. Oğuzhan'ı getirecektik. Peki Oğuzhan'ı getirdiğimiz zaman aradan çıkarttığımız kimler olacaktı? Yıldırım Yavuz Beyazıt olacaktı, harcanacaktı Kanuni. hocam o zaman. Yavuz nerede Yavuz olacaktı? harcanacaktı. Yavuz harcanacaktı. Kanuni Sultan Süleyman harcanacaktı her şeyden önce. Evet. Harcanacaklardı. Dolayısıyla şimdi böyle bir şeyde bulunduğumuz zaman, böyle bir niyet ve temenni de bulunduğumuz zaman yani işte tamam o devri kurtardık da sonraki devirlerdeki gelecek olan kimseleri vesaire süreci yöneten Ya da kimseleri çok nereden sevenler için bulacağız? Abdülhamit olmayacaktı işte. Değil mi o da yok? Yani şimdi tarih başka bir şekilde akacaktı belki yani şey yapacaktı. Evet. Çünkü biliyorsunuz tarihsel süreçlerde kritik dönemlerde risk almasını bilen ve yöneten Hocamız kimseler aynı haklısınız. zamanda tarihin akışında kısmen de olsa belirliyorlar. Dolayısıyla şimdi bir Yavuz'u, bir Kanuni'yi belki idrak etmeyecekti o zaman tarih. Eyvallah. Nermin Hanım'ın cevabı var bildiğim kadarıyla. Şimdi ben bu konuyu hocam şöyle düşünüyorum. Yani kendim bu benim düşüncem tabii kimseyi bağlamaz. Çok güzel buyurdunuz. Yani işte hadi Cem'i getirdik sonrasında kim olacaktı dedi hoca. Aslında belki de olayın kilit noktası burası. Fakat şöyle de ifade edeyim. Şimdi evet eğer Cem Sultan gelseydi Yavuz Sultan Selim olmayacaktı. Yavuz Sultan Selim olmasa Kanuni olmayacaktı. Hadi dönelim öbür tarafa. 17. yüzyılın hemen başında dünyanın en iyi mareşallerinden bir tanesi, belki en iyi mareşali 4. Murat gibi bir adam olmayacaktı. İşte Abdülhamit gelmeyecekti vesaire. Bunları çoğaltabiliriz fakat Veransede saltanat usulü neden yoktu? Ya da tahta neden kendilerinden sonra bunu varis bırakıyorum demediler? İşte bir iki tanesi söyledi şunu bırakıyorum, bunu bırakıyorum diye ama hepsi söylemedi. Osman Gazi, Orhan Gazi'ye vasiyet etti. İşte Bursa'yı al dedi ona. Akabinde Kanuni Sultan Süleyman Selim'di zaten yegane şehzadesi. Onu bıraktı. Bir Ahmet'i tahta geçirdi Bayezid ama o da olmadı. Yavuz'un hışmına uğradı. Yavuz'u hesap edemedi belki burada. Ama neden veraseti saltanat sistemi yok? Şimdi Halil Nalcık Hoca şöyle derdi. 1299 değil, hani bunu buradan alabiliriz belki. 1299 değil Osmanlı'nın kuruluşu, 1302'dir. 27 Temmuz 1302 Bafeyüz Savaşı. Çünkü henüz Osman bir kut almamıştı. Henüz bir başarısı yoktu. Türk geleneklerinde bir başarı sağlarsan eğer kut almış olursun ve devleti hak edersin. İşte burada ilerleyen tarihlerde baktığımız zaman şimdi bu insanlar gökten zembille inmedi. Hani kayı mıydı değil miydi? Siz bir kınık boyundan gelen bir insan olarak hani Osmanlı'nın boyu neydi diye konuşuyoruz ama adamlar kendilerine biz kayı Tabii. boyundanız demiş. Yani bu çok Ya da hadi tartışacak bir yönü boyunu yok. boş verin de bunlar Türkler. Türk geleneklerinden geliyorlar. Yani Yani Osmanlıların kayıdan olmadığını ispatlasanız bile Osmanlıların kendilerini kayı olarak gördüğü gerçeğini değiştiremezsiniz. bu gerçeği değiştiremeyiz. Zaman zaman Osmanlı Türk değildi de mi diye bir sorular soruyorlar bana. Ben de diyorum ki yani Türk değildi de neydi? Hani bunu ele alabiliriz. Şimdi öbür tarafa çerçeveyi biraz büyüttüğümüz zaman Türk geleneklerinden gelen bir aile. Kim tahtı hak ediyorsa tahta o çıkar.
Evet, Yavuz hak etti, tahta Yavuz çıktı. Şimdi Mustafa'ya gelelim burada. Hani Mustafa Mustafa diye hep diyoruz ya. Bir dizi Bu arada çektiler. Mehmet Günsür gibi yakışıklı bir adamı oynattılar bu dizide. Herkes herkesin Mustafa'ya aklına ağladı. Mustafa olarak geliyor, değil Herkes mi? o Mustafa olarak addediyor ama adam zaten 50 Aynı yaşlarına Engin dayanmış Altan artık. Düz Yatan'ı Ertuğrul Gazi olarak İşte resmetmemiz gibi artık böyle bir zihnimizde. tarih algımız var ama şunu ifade edeyim. Bana göre Şehzade Mustafa tahtı hak etmediği için öldü zaten. Tahtı hak etseydi tahtın sahibi olurdu. Şehzade Bayezid tahtı hak etseydi tahtın sahibi olurdu. Ahmet hak etseydi ki diyorum ki ben biraz geriye gidelim. Şu kut alma mevzuna inersek neden tahta varis bırakmadılar belki bunu anlarız. Hak eden kişi, rakiplerini bertaraf eden kişi tahta çıkar, saltanatını ilan eder. Ben bunu geriye dönük olarak bu şekilde algılıyorum. Bir şey var. Çok duygusal Ali, Ali, bakmıyorum Ali ama. hocama da soracağım. Yani duygusal olarak değil, her ikiniz de cevap verin. Burada bir ilave Buyurun, buyurun hocam. yapabilir miyim? Şimdi Sayın Hocam tabii bu işin hak edilmesi meselesi hani, şey yapıyor. Biraz da tarihin cilvesinde şey yapmak lazımdı. Araya katmak lazım. Çünkü şöyle bir hak edilme meselesi. Şimdi evet, veraset saltanat meselesinde belirlenmiş bir kaide yok. Evet, yani bu saltanat için mücadele edecek kimseler belirli. Kim? Hanedan üyeleri. Kim bunlar? Daha ziyade oğullar. Kardeşler bir miktar daha geride şey yapıyor. Gerçi şey de bakın, mesela Tuğrul Bey vefat etmeden önce kendisinden sonra Süleyman'ı veliaht ilan etmişti ve Kündür'ü onu tahta oturttu. Ama Alparslan kabul etmedi, geldi başkente girdi ve saltanat tahtına oturdu. Ondan sonra Kutalmış bunu kabul etmedi, geldi savaştı ve onu savaşta yendi ve ortadan kaldırdı. Şimdi bakın, her ne kadar veliaht ilan etseniz de, yani işte kendi yerinizde kendinizden sonraki kişiyi tayin etmiş olsanız da, yine de bu şey içerisinde, muhtemel adaylar içerisinde bu kabul edilmeyebilir ve bunun mücadelesi verilebilir. Mesela Melikşah'ın şeyinde tahta geçtiğindeki durumu biliyoruz. İşte 17 yaşında tahta oturuyor. Kavurt, Kirman Melik'i Kavurt amcası diyor ki ben diyor kardeşimin intikal eden miras diyor benim hakkım diyor, o miras büyük olarak aile üyesinin büyüğü olarak o yüzden ben geliyorum tahta oturacağım diyor. Melikşah'ın muhtemelen Nizamülmülk'ün kaleme almış olduğu mektubunda belirtmiş olduğu şey ne? Diyor ki oğul dururken kardeşe mirasını tereddüt ettiği nerede görülmüş? Şimdi burada bunun üzerinden gittiğimiz zaman aslında bir mülkiyet meselesiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz ki Mehmet Ata da bu mülkiyet meselesine, Osmanlı son dönem tarihçilerinden Mehmet Ata bu mülkiyet meselesine giriyor ve onun üzerinden de bu biliyorsunuz ülüs sistemi, işte ülke hanedan üyelerinin ortak hakkı olarak gözüküyor ve hanedan üyeleri arasında dağıtılıyor. Bunu Kılıçarslan döneminde de görüyoruz. Oğulları arasında dağıtmıştı, yani şey yapmıştı. Fakat bu dağıtım aynı zamanda bir mücadeleyi de peşi sıra getiriyor. Ülkenin birliğini sağlamak çerçevesinde ve bu çerçevede. Şimdi Mehmet Ata'nın burada dikkat çekmiş olduğu şey, Fatih diyor, İşte bu da, belirsiz olan bu veraset saltanat meselesini belirli kılmaya çalıştı ve bu çerçevede işte kardeşlerden hangisi saltanata geçtiğinde diğer kardeşleri artık bir rekabet duygusuyla hareket etmesine imkan vermeden ortadan kaldırılmasını istedi diyor. Bunu niye yaptı diyor? Şundan dolayı yaptı diyor. Fatih bir cihangir olmak peşinde değildi, cihandarlık peşindeydi. Şimdi nedir cihangir olmakla cihandarlık olmak? Şu, Fatih diyor hakimiyetin bölünmezliği ilkesini yerleştirmeye çalıştı ve bu çerçevede bir cihangir, yani cihanı fetheden, cihanı ele geçiren bir sultan olmaktan ziyade cihandar, yani cihan sahibi, yani mülk edinmiş olduğu yerlerde derinleşen ve orada istikrarlı ve düzenli bir devlet kurma peşinde olan bir padişahtı diyor. Ve
Fatih'in mesela dönemindeki şeylere baktığımız zaman, politikalarına ve icraatlarına vesaire baktığımız zaman da aslında bunu görüyoruz. Yani öyle değil mi? Aşiret ve beyleri yani toplumsal olarak desteği bulunan, toplumda desteği bulunan güçlü kimseleri ortadan kaldırıp işte devşirmelerden gelen bürokrasiyi onlar üzerinden kurması ve diğer işte faaliyetleri aslında Fatih'in istikrarlı, düzenli ve devamı olan bir devlet peşinde koştuğunu, yani bir cihandar olmaya çalıştığını görüyoruz. Mehmet Atta da zaten buna dikkat çekiyor. Bunlar tabii muhtelif açıklama yolları. Evet, bir de şey var. Şimdi Mahmut Hamdi Efendi diye bir hesap var. Onu ben izliyorum. Güzel yorumları var. Programın başından beri var. Ama özellikle katıldığım bir kısmı varsa bunu soru bağlamında da yorumlarınızı almak isterim. Şimdi diyor ki savcı bey isyan ettiğinde 14 yaşındaydı diyor. 14 yaşında bir Çocuk. çocuk. Murad'ın kardeşi Şehzade Mustafa isyan ettiğinde 12 yaşında bir çocuk. Yani işin aslında bir diğer boyutu da şehzadelerin akıl hocaları meselesi diyor. Yani bunu sadece iktidar üzerinden okumayın. Sonuç itibariyle onlar birer kliği temsil ediyorlar. Doğru. Şahabettin Paşa, Zanos Paşa da Fatih'in akıl Şah İsmail Devleti'ni kurduğu zaman kaç yaşındaydı? hocalarıydı. Yani dolayısıyla isyancılar padişah olursa bunlar en üst makamlara geçeceklerdi. Bürokraside vezir olacaklardı vesaire. Bunların da büyük etkisi var. Yani lalaları özellikle kastediyor. Onu da kendisine teşekkür etmiş Evet, güzel bir olayım. Bu vesileyle ben de. Şimdi buna dair bir yorumunuz varsa alabilirim. Ama Yavuz'un öldürdüğü ben şehzadelerin isimlerini öğrenmek istiyorum. Buyurun Ali Hocam. Hacım Hocam, şöyle dediğiniz gibi bir klik veya bir kadro, yani birlikte hareket eden bir kadro. Dolayısıyla birlikte hareket eden bir kadro, kendi desteklemiş oldukları şehzade sultan olduğunda aynı zamanda devletin erki bunların eline geçmiş olacak, yani çarpmış olacak. Dolayısıyla bu sadece şehzadelerin bir mücadelesi, bir rekabeti değil, aynı zamanda devlet içindeki muhtelif kadroların birbirleriyle rekabeti. Ve diğerine karşı işte 13 yaşında, 12 yaşında, yani kendi desteklemiş oldukları şehzade üzerinden kendi ikballerini aynı zamanda gerçekleştiriyorlar, yani şey yapıyorlar. Şimdi şunu da biliyoruz, imparatorluklar kuruluş aşamasında güçlü imparatorlar, güçlü beyler veya sultanlar tarafından yönetilirler. Ancak profesyonel bir bürokrasi ortaya çıktığında, bu profesyonel bürokrasi artık sultanların ve beylerin otoritesine, erkine ortak olur. Hatta zaman zaman çünkü kendileri profesyonelleştiğinden dolayı işte çocuk yaşta bir sultan iş başına geldiğinde büyük oranda iktidar, saygı ve idaresi bunların elinde kalır. Dolayısıyla şimdi Osmanlı tarihine de baktığımız zaman bu olguyu görürüz, yani şey yaparız. İşte bu bağlamda işte profesyonel bürokratik kadroların bir anlamda birbirleri rekabeti, mücadelesi olarak da okumak mümkün bu tür süreçleri. Evet. Şimdi Yavuz'un kısmına gelelim. Madem kitapta o kadar yer ayırdınız ona, özellikle. Ha bir de Sevgi Yavuz'un da bir sorusu var bu arada. Selam olsun Evet, sevgilim. ben de çok severim. Çok lisans döneminden beri gayet iyi tanıdığım birisi, bir kardeşim. O diyor ki biraz da Şehzade Mustafa ile ilgili mesela Taşlıcalı Yahya Bey'in Mersiyesinden söz edin diyor. Sadece Taşlıcalı Yahya değil aslında yaklaşık 10 civarında Çok fazla, evet. Mehmet Çavuşoğlu Hoca rahmetli bunların pek çoğunu yayınlamıştı. Çok sayıda şairin Mersiyeler yazdığını görüyoruz. Herhalde Şehzade Mustafa öldürülen şehzadeler içerisinde hayatına dair en fazla Mersiye yazılan şehzade olma özelliğini de taşıyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bu soruyu Ali Hocama da sorayım ama sizin Yavuz'la ilgili bilgilerden sonra yani neden bu kadar çok Mersiye yazılmıştır? Bunu Ali Hocamdan da yorumlamasını rica edeceğim. Buyurun Mermi. Yani şimdi tabii az önce hani konusu geçti belki ama burada önemli bir hadise bu. Sultan 1. Selim Cülüsü'nün akabinde yapılan anlaşmaları ve verdiği sözleri unutuyor. İlk olarak Şehzade Ahmet taraftarı olduğu bilinen Koca Mustafa Paşa'yı idam ettiriyor.
arkasından ayak divanını toplayarak Fatih Kanunnamesindeki kardeş katli maddesi gereğince 5 yeğeninin idam kararını veriyor. Yeniçeri ağalarının infaz emrini verir. Akıbetlerinden habersiz olan 5 şehzade ise Sancakbeyliği görevlerine devam ediyor. Mesela Şehzade Şehin Şah'ın oğlu Konya Sancakbeyi Mehmet, Şehzade Mahmud'un oğulları Kastamonu Sancakbeyi Orhan, Sinop Beyi Musa, Emirhan, Şehzade Alemşah'ın oğlu Çankırı Sancakbeyi Osman. Yine ne güzel isimleri emriyle varmış, evet. Yavuz'un emriyle onlar da öldürülüyorlar. Ama şimdi bu o yüzden Yavuz Sultan Selim'le alakalı çok fazla hani ortada konuşmalar vardır. İşte sadece kardeşlerini bertaraf etmedi. Aynı zamanda yeğenlerinin idam emrini de bizzat kendisi verdi diye. Hanedan üyesi bırakmamış geride. Kendisinin yani evet ama ve oğlunun dışında neredeyse. Şimdi şöyle bir konu var. Hadi burada belki zamanımız yetmeyecek. Hani az önceki sorunuza döneceğim. Hocamıza söz vereceğiz ama hanedanın oğlu geride kaldığında mesela Cem Sultan eğer hani baz alırsak eğer neydi Cem Sultan? İşte Napoli'ye gitti, Fransa satın aldı vesaire gibi orada pazarlık konuları oldu. Hatta cesedini bile 4 yıl kadar geciktirdiler. En son 2. Bayezid tehdit etti. Bu şekilde cenazesi İstanbul'a getirildi, Bursa'ya defnedildi. Şimdi burada Cem Sultan'la alakalı bir mevzu var ki hikayemsi bir mevzudur ama hakikattir de aslında. Cem Sultan kaçmıştı, Rodos'a sığınmıştı. Daha sonra işte Napoli ve Fransa işte Papa ile görüşmesi var. Papa ona Hristiyan olmasını teklif etti ama Cem Sultan asla Hristiyan olmadı. Ancak orada daha sonra oğlu Murat ve sonrasında gelenler Papa'nın prensliğini kabul ettiler ve orada hayatlarına devam ediyorlardı. Daha sonra Malta'ya yerleştiler. Şimdi Rodos'u Kanuni Sultan Süleyman aldığında orada şehzadenin yani Cem Sultan'ın torunlarını buldu. Ele geçirdi ve onlara kaynaklar şu şekilde izah ediyor. Kanuni Sultan Süleyman huzura çağrılan Murat'a sordu. Dininizde sabit misiniz dedi. O da İsa babamıza inanıyoruz dediğinde hem Şehzade Murat'ı hem de oğullarını infaz ettirdi. 3 oğlu olduğu söylenir. Bir tanesi zaten vefat etmiş kızıyla birlikte. Şimdi burada hani Türk kaynaklarında hepsinin öldürüldüğü yazılıdır ama Avrupa kaynaklarında bir tanesinin kaçırıldığı, kayıkla kaçırıldığı yazılıdır. Ve işte vaktin behrinde Ertuğrul Osmanoğlu henüz hayattayken bu Cem Sultan'ın hani ailesinden kaldıklarını iddia edenler Malta'da bir profesör olan Said Zammit mektup yazmıştı. Biz de hani ailedeniz diye. O da Ertuğrul Osmanoğlu da ona evet hani aileden olabilirsiniz. Bu araştırılarak ortaya çıkılır. Hani bir kan bağı var mıdır yok mudur ama siz Papa'nın prensesiniz. Ve hani onları kabul ettiniz bizden sayılmazsınız diye aslında bir de reddetme vardı burada. Şimdi yani buraya kadar her şey bir normal. Göndermesi var aslında. Kesinlikle bakın buraya kadar her şey normal ama şöyle bir mevzu var. Vasilis ailesi vardır. Bizans'ın Paleologos hanedanıyla birleşen ve bu hanedanla aslında İsa'dan sonra hani Hazreti İsa bize göre ben şimdi İsa dediğim zaman izleyicilerimiz kızmasınlar. İsa'nın kanıyla Paleologos hanedanının kanı birleşmiştir. Bu Vasilis ailesi diye bir aile vardır. İşte Vasilis ailesiyle Cem Sultan'ın da ailesini birleştirip evlilik yoluyla böyle bir kan ortaya çıkartmışlardır. Bakın bugün Ayasofya şu anda cami oldu. Ama Ayasofya henüz müzeyken oraya gittiğiniz zaman o ağlayan sütun diye bir şey var. Oraya böyle özellikle Almanlar bunu yaparlar ve Ruslar bunu yaparlar. Ellerini sokarlar şöyle bir döndürürler. Bunun sebebi şu. Şimdi Ayasofya'nın mihrabı nereye bakıyor? Kabe'ye bakıyor. Yani yön Kabe'ye dönük değil mi? Ama Ayasofya ilk yapıldığı zaman nereye bakıyordu? Pagan tapınağı olduğundan dolayı Kudüs'e falan bakmıyordu. Sonra Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Ayasofya'nın mihrabı, harim kısmı Kudüs'e bakmaya başladı. Ne oldu? Fatih Sultan Mehmet orayı camiye çevirdiğinde döndü. Mihrabın yönünü değiştirdiler. Şimdi buradaki mevzu şu. Orada Almanlar, Ruslar ve özellikle Avustralyalılar geldiklerinde o asil kandan olduklarını yani hem Fatih'in kanıyla birleşmişler hem İsa'nın kanıyla hem de kutsal Paleologos hanedanının kanıyla birleştiklerini söyledikleri için orayı bir gün o hanedandan birisi gelecek, çevirecek ve tekrardan hem İstanbul onların olacak hem de Ayasofya tekrardan kilise haline gelecek diye bir inançları var. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu günümüzde de var değil mi? Bu günümüzde de var hala devam ediyorlar ve bu Vasilis ailesi önemli. Yani bunun detaylarını izleyicilerimiz araştırabilirler. Ben şimdi 5 dakika içerisinde özet geçmeye çalıştım burada. Fakat bunu anlatmamın sebebi Şehzade katlini konuşurken bu akşam burada şudur. Şehzade arkada kaldığında bakın düşmanlar Şehzade'ye Cem'e
Hristiyan olmasını teklif ettiler. Kabul etmedi ve asla dedi hani benim ben Himalaya'dayken böyle bir şey başına geçirmeyi çok şey istediler Cem'den ama hiçbirini de kabul etmedi. Öldürün beni daha iyi dedi yani. Ama bakın arkasından gelenlere neler yaptılar. Yani şehzade ortada kaldığı zaman bakın kan birleşmesinden hem İsa'nın kanıyla birleşti, hem Palaiologos hanedanının kanıyla birleşti, hem de aslında onları da Hristiyan yaparak aslında dünyanın en önemli güçlerini bir araya getirip önemli bir hanedan ortaya çıkarttıklarını iddia ediyorlar. Bu çok önemli bana göre. Şimdi Ali hocama sorduğum bir soru var bu Mersiyeler üzerinden ama bunu şöyle bir genele de çekelim istiyorum. Hem hocamın da uzmanlık alanına da biraz daha dönük bir husus bu. Şimdi biz Sezai hocama ilk bölümde katledilen şehzadelerin vakıfları ve hayreserleri var mı diye sorduk. Hep yani izleyicilerimiz de zaman zaman eleştirileri, kardeş katli dediğiniz zaman sadece siyasi olaylar üzerinden gidiyorsunuz, devletin bekası diyorsunuz vesaire. Biz farklı boyutlarını da konuşalım istiyorum. Ben mesela bu şehzadelerin entelektüel dünyasından biraz bahsedelim. Evet. İşte Şehzade Mustafa hakkında bu kadar çok Mersiye yazılmasının sebebi, hocam bunu belki biraz daha açacaktır. Ulema, şairler arasında, alimler arasında, sufiler arasında çok seviliyor olmasından dolayı bir tepki. Yani sadece bu olaydan dolayı Kanuni ile Yahya Efendi'nin, mesela Şehzade Mustafa'da Kanuni ile Yahya Efendi'nin arası bile bozuluyor. Meşhur Şeyh Yahya Efendi'nin, Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin. Diğer taraftan Cem Sultan'a baktığımızda bugün hani o orta Balkanlarda bir medeniyet inşası noktasında öncü olarak kabul ettiğimiz Sarı Saltuk'un hayatını anlatan Türk Edebiyatı'nın en büyük destanlarından birisi olan Saltukname'yi Ebu'l-Hayr Rumi'ye yazdıran bir Cem Sultan gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şehzade Korkut'un ilmi yönünde çok fazladır. Korkut'un kendisi zaten Dafi'l-Gumum diye enteresan da bir kitap vardır ama ilginç bir dünyası var. Alim, şair, bu şehzadelerin çoğu Cem. İşte daha önce burada biz Hasan Hoca ile program yapmıştık. Orada da değinmiştik. Bizzat kendisi Şahi Mahlası ile şiirler yazan bir şair. Biraz bu entelektüel dünyadan bahsedelim. Yani siyasetten çıkartıp katledilmiş olsa da Osmanlı evlatlarının muhteşem bir entelektüel dünyası var. Ama şöyle var. De söyleyebilir miyiz? Mesela şimdi Kanuni'nin oğlu Mustafa'dan bahsediyorsak eğer Kanuni devri zaten edebiyatın zirvesinde olduğu da bir devir. Yani şair Baki'nin, Fuzuli'nin, Kanuni'nin, işte Muhibbi'nin olduğu bir dönem. Tabii ki bu kadar çok hani Mersi'ye can yanınca ya da cana sevda düşünce iş kaleme düşüyordu o mutlaka dönemde. Ama benim kastettiğim bu şehzadelerin eski dönemden beri entelektüel dünyaları. Buyurun Ali Hocam. Şimdi Ayşin Hocam, tabii dramatik bir son söz konusu olduğunda bu toplumsal psikolojiyi etkiliyor. Yani insanları etkiliyor. Yani işte böyle son böyle olmamalıydı gibi bir şey söz konusu olabiliyor. Şimdi mesela dramatik bir sonla bitmemiş olsa, belki kendi işte hak vaki olup da vefat etmiş olmuş olsaydı, belki bu kadar bellekte, hafızada, toplumsal hafızada yer etmeyecekti. Biliyorsunuz genel olarak hani tarihçilerin ilgi duyduğu hususlardan biri de ve kaydettiği hususlardan biri de daha ziyade işte böyle zamanı ve topluma yön veren büyük olaylar, işte dramatik savaşlar, harpler, darpler, dramatik sonlar. Bunlar bizim aslında bireysel tarihimize baktığımız zaman da bunlar bizim aklımızda kalan hususlardır. Yani günlük sıradan olağan hadiseler değildir. Dolayısıyla maşeri vicdanı etkileyen, toplumsal hafızada böyle bir dramatik bir olgu olarak kalmış olan hususlar daha fazla dikkat çekiyor. Mesela şimdi şeye bakalım, Hazreti Ali'nin, işte Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da değil mi, şehit edilmesi, binlerce yıldan beri mersiyeler vesaireler üzerine yazılmış oluyor. Yani Hazreti Hüseyin eğer kendi eceliyle vefat etmiş olsaydı, sanıyorum bu kadar bir mitolojik bir aynı zamanda bir kahraman ve aynı zamanda dini ve hatta işte Şiiler açısından belki Hazreti Ali'den fazla atıf yapılan bir kimse. Yani halinde. Hazreti Hasan şimdi bunun en güzel örneği. Hasaniyeler yok ama Hüseyiniyeler var. Yok. Yani Hüseyiniyeler, Makdeli Hüseyinler, değil çok mi? Çok yani sayıda bir, var. Bir, evet.
şey var. Aynı şekilde mesela Fatih Dönem'in işte Mahmut Paşa mesela işte değil mi? Yani katledildi. Mahmut Paşa menakıbnameleri var. Değil mi? Menakıbnameleri tabii, var. Tabii tabii. Onlar, ona dair çok sayıda menakıb kalemi alındı. Yani neredeyse bir aziz, bir evliya derecesine yükselmiş oldu. Yani şey yaptı. Şimdi şeye baktığımız zaman şehzadeler elbette ki iyi yetiştiriliyorlar. Mesela Cem Sultan'a baktığımız zaman Cem Sultan aynı zamanda şair. Divanı üzerine bir şey yazmıştım. Bir makale yazmıştım. Orada görmüştüm. İşte 17 yaşında Farsça divan tertip etmiş. Türkçe divanına daha geç dönemde işte Avrupa'dayken eklemeler vesaireler yapmış. Orada bitirmiş. Mesela onun içerisinde Keremname diye bir gazeli var. Şeye gönderiyor. Kardeşine Beyazıt'a gönderiyor. Ve bir af şeyidir bu. Gazelidir. Şiir üzerinden kardeşinden af rica ediyor. Çok güzel. Var mı hazırda? Var mı hazırda yanınızda okuyabileceğimiz bir beyit? Yani merak ettiğim için soruyorum. Yoksa sonra da en azından izleyicilerimize haber vermek. Biraz sonra diğer konuşmacıyı aldıktan sonra olur. Ben bilgisayarı açayım. Bulursam okuyayım oradan. Bunlar tabii yani toplumun imkanlara sahip olan kesimi ve iyi yetiştiriliyorlar hakikaten ve entelektüel düzeyleri yüksek, edebi ve his dünyaları gelişkin kimseler olarak temayüz ediyorlar. Ha bütün hepsi böyle midir? Böyle değil tabii ama böyle olanlar daha fazla toplum tarafından itibar görüyor diyebiliriz yani. Evet, sen de şeyden bahset. Taşlıcalı Yahya'da sevgiyi kırmayalım. Hem de önemli, benim de önemsediğim bir metin. Şimdi Ahmet ondan Atilla bahsedeyim Hoca'yı de. Hocayı da yad etmiş olalım burada. Tamam. Keremname'yi buldun mu? Cem Sultan'dan bahsederken Cem Sultan'ın divanında 8. kaside var. Oğlu Oğuzhan'ın hani sen de Oğuzhan'ı çok fazla seviyorsun ya. Evet. Oğlu Oğuzhan'ın hani öldürüldüğünü öğrenince burada Beyazıt'a hani af diliyor aslında. Hani hocam söyledi bunu bir mersiyesinde ama bir başka yerde de oğlu Oğuzhan'ı aslında abiyi öldürüyor ama abine laf söylemiyor ve şeye söylüyor lafı, feleğe söylüyor lafı. Yani yine o dönemde aslında kasidelerle, şiirlerle birbirlerine cevap veriyorlar veya hani içlerindeki o acıyı şiirlerle dile getiriyorlar. Taşlıcalı Yahya'nın mevzusu şudur. Yiğit Civan Mert'e gönül bağlayan Yeniçeriler, yani tabii ki o öldükten sonra şimdi şöyle bir konu da var. Mesela Şehzade İbrahim'in hani Mustafa'nın oğlu Şehzade İbrahim'in ölümünden sonra kadı asker kılıyor İbrahim'in cenaze namazını ve cenazesi Bursa'ya getiriliyor. Yeniçeriler o sırada tüm bu hengame içerisinde Taşlıcalı Yahya'nın yazmış olduğu kaside. Bir iki şeyini okuyayım isterseniz. Diyor ki Taşlıcalı Yahya, medet, medet ki cihanın yıkıldı bir yanı, ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı. Yani diyor ki, eyvahlar olsun, bu cihanın bir yanı yıkıldı, zira ölüm eşkıyaları Mustafa Han'ı yok ettiler. Ya bu ne kadar muhteşem. Yani cihanın diyor bir yanı yıkıldı, bir tarafı yıkıldı. Yani dünyanın o kadar yarısı çok, gitti diyor. Yani. Aynen öyle ve devam ediyor diyor ki, tulundu mihri cemali, bozuldu divanı, vebale koydular alile Ali Osman'ı. Yani yüzünün güneşi battı, divanı dağıldı. Yani aslında Osmanlı'nın da divanın dağıldığını söylüyor. Hı-hı. Osmanlı sultanını hile ile günaha soktular diyor. Yani burada aslında şeye hani biraz daha Rüstem Paşa'ya laf söylüyor. Yahya Bey bu cinayetin bütün mesuliyetini Vezir-i Azam'a veriyor ve şunu da okuyayım. Rüstem Paşa'ya. Affedersiniz Rüstem Paşa'ya veriyor. Diyor ki, yalancının kuru bühtanı, boğzi pinhanı, akıttı yaşımızı, yaktı narı hicranı. Yani yalancının kuru iftirası ve gizli kini gözyaşımızı akıttı, ayrılık ateşini bütün askerin içerisine yaktı. Yani şey diyor, oyuna getirdiler diyor Şehzade Mustafa'yı. Aslında suçu yoktu. Rüstem Paşa onu, hani yalancı ona söylüyor zaten. Rüstem Paşa onu oyuna getirdi ve bütün askerin ciğerini yaktı. Şimdi Şehzade Mustafa'nın ilmi yönü çok güzeldir. Ama bir taraftan da dedesi Yavuz'a benzetilir. Yavuz'a benzetildiği için hani o cengaverliği yönetimdeki merhametinden dolayı da çok sevilen bir aslında şeydir, Sancak Bey'dir Şehzade Mustafa. Yeniçeri de ona güveniyordur. Şehzade Mustafa da
dedesine benzetildiği için sanki biraz da dedesine örnek alıyordu gibi geliyor bana. Zaten işte Kanuni'nin yaşlandığı Demet Öka Sarayı'na gönderilmesi gerektiği şayialarını yani oluştuğunda buna çok da itiraz etmemiş şehzade. Yani siz ne diyorsunuz, olmaz öyle şey dememiş. Ama işte 40 yaşına girmiş ama şehzade deyince diğerleri küçük olunca Mustafa'yı da yaş olarak küçük zannederler. 40 evet. yıllı yaşlarına gelmiş bir şehzadeydi artık. O epey padişah olmayı çoktan olma yaşını geçmiş. Pek çok padişah onun yaşında dünyadan göçmüştü. Evet, sonrasında, evet, öncesinde. Doğru yani. Evet, hani dedik ya hep Mehmet Günsür'ü insanlar gözünün önüne getirdiğinde Şehzade Mustafa'ya daha bir ağlıyorlar. Ama Mustafa'dan ziyade ağlayacağımız şehzadeler de çok fazla Günsür, yani. Mehmet Günsür'ün de kaderi, oynadığı bütün dizilerde böyle duygusal insanların gönlüne hitap edecek şekilde hep haksız yere öldürülüyor o da. Böyle ilginç ama bir tesadüfü var onun. Mustafa demişken şunu ekleyelim mi? Şehzade Cihangir var. Bugün İstanbul'da ha, Cihangir. Ondan mutlaka bahsedelim. Cihangir yani Şehzade sevdine. Cihangir öldürülmedi ama evet. bir bahis konusu evet, evet, Şehzade evet. Mustafa'nın acısına dayanamayıp kahrından ölen bir kardeşi var. Hasta değil mi o? Şimdi Şehzade Cihangir aslında hasta doğuyor. Yani dizide biraz daha iyiydi. Sanki sadece dizide sırtında bir kambur vardı ama onun derisinde iyileşmeyen yaralar da çıkıyordu. Evet, sırtında hani zaten cihanı taşıyan, yani Cihangir cihanı taşıyan, cihanı sırtında taşıyan manasına gelir. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Bayezid, Şehzade Mehmet ve Şehzade Cihangir kardeşler. Bunların başka kardeşleri de vardı. Onlar ölüyorlar küçük yaşlarda. Ve Şehzade Cihangir hastalıklı olduğundan dolayı hatta Hürrem Sultan'ın sancağı oğullarıyla beraber gitmemesinin sebebi de budur. Normalde biliyorsunuz bir oğul sancağı gönderildiği zaman vali de birlikte gönderilir. Ama Cihangir hasta ve Hürrem Sultan ona bakan bir kadın zaten. 1543 yılında Şehzade Mehmet, hani Kanuni Sultan Süleyman'ın veliahtı gördüğü Şehzade Mehmet hayatını kaybediyor çiçek hastalığından dolayı. Onu bir izleyicimiz, yani ben rastlamadım, belki sen rastlamışsındır. Hürrem Sultan'ın zehirlettiği, öldürdüğü şeklinde bir bilgi var diye Şehzade geçmiş Mehmet'i ama. Şehzade Mehmet'i mi? Mehmet'i, annesi Hürrem Sultan. Yani Mahidevran'ı mı söylüyorlar acaba? Annesi de olsa Hürrem diye yazmış. Bence ben görmedim, duymadım. Yok. Ama yani belki bir senin bilgin vardır. Yok yani hep istedim. Böyle kadınlar üzerinden bir yürüme yapıyorlar ama o zamanlarda evet Manisa Sancak Bey Şehzade Mustafa'ydı. Şehzade Mustafa, Şehzade Selim'in affedersiniz Şehzade Mehmet'in Sancak Bey'liği dönemi geldiğinde o alındı, başka yere verildi ve Şehzade Mehmet Manisa Sancağı'na gönderildi. Manisa İstanbul'a gönderiyorlar Mustafa'yı. Evet. Manisa İstanbul'a en yakın sancaktır. Amasya biraz daha uzaktır. O yüzden tahtın varisi olarak artık o görülüyor. Hürrem'in de tabii burada etkisi var. Görülüyor diye işte çiçek hastalığından yani zaten 1539 yılında gidiyor sancağa. Bir dönem 2 yıl kadar bir sancak beyliği dönemi yapıyor. Aradan bir zaman geçtikten sonra 1543 yılında Şehzade Mehmet hayatını kaybediyor çiçek hastalığından. Zehirlendiği de söylenir. Böyle rivayetler de vardır ama biz çiçek hastalığından öldüğünü söyleyelim. Kanuni de o dönemlerde kendisine bir külliye inşa ettirmek istiyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hemen karşısında Şehzadebaşı Camii. Oraya gömülüyor. Rahmetli orada Sezai Bey'in şu anda evet hemen yanı başında defnedildi zaten. Birden daha popüler oldu cami. Evet, unutulmuş. Orada çalışan arkadaşlar derlerdi ki Süleymaniye Camii Haziresi her zaman ziyaret ediliyor ama Şehzade Mehmet burada yalnız, aslında bir de Rüstem Paşa da orada yattığı için biraz orayı sanki altın hale getirmişler. Şimdi şöyle bir konu, oraya defnediliyor fakat Nahçıvan Seferi'nde şimdi Şehzade Cihangir, onun da babası padişah, o da bir padişah oğlu diğer Selim gibi, Mehmet gibi, Mustafa gibi. Şehzade Cihangir ağabeyinin öldüğünü öğreniyor. Bir de şunu da unutmayalım, hani ne demiştik? Şehzade Mustafa'yı babası çağırır. Şehzade Mustafa çadır önüne gelir adamlarıyla birlikte. İçeri girme, öldürüleceksin derler. Der ki babam bana kıymaz. Zırhını çıkartmasını isterler. Kılıcını teslim etmesini isterler. Normal şartlarda kılıçla girebilir bir şehzade padişahın huzuruna. O kılıcını da teslim eder. Güveniyor babasına. Mustafa çadıra girdiğinde babasını karşısında göreceğini zanneder. Ama 7 tane dilsiz cellatla karşılaşır. Ben onu şöyle biliyorum. Bir katkı vereyim diye. Gelibolulu Sururi şair. Şehzade Mustafa'nın en yakın dostlarından evet. biri. Yani meclisinde sürekli bulunan birisi. Bir tür akıl hocası gibi düşünebilirsiniz. Ona bilgiler geliyor Sururi'ye. Yani Kanuni'nin babasının kendisini çadırına çağırdığına dair mektup geldiğinde Sururi ile Şehzade Mustafa göz göze geliyorlar. İkisi de bunun ne anlama geldiğini anlamış. Biliyorlar, evet. Ve Şehzade Mustafa diyor ki Sururi'ye, şimdi ne yapılmalı?
asi olup, devlete düşman olup lanetle anılmaktansa cesurca gider canımı teslim ederim diyor. Bir de babam bana kıymaz diyor ama yani onu o rivayetler de var yani. Anlatılır. Çadıra giriyor. Az önce anlattık. 7 tane dilsiz cellatı yere sermeyi başardığı söyleniyor ama işte Zal Mahmut en son o hani ipi boğazına dolayıyor. Ve Zal Mahmut tarafından şehzade öldürüldükten sonra, bu bence öldürdükten sonrası önemli. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman, bakın Fatih Sultan Mehmet 40 sefer 38 yara bir sürü şeylerini, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman çok iyi bir devlet adamıdır. Çok iyi bir bürokrattır. Bürokrasiyi çok iyi bilir. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Mustafa öldükten sonra onu İran halısı üzerinde sergiliyor. Bunun minyatürleri var. Hatta ben yönetmenimize atmıştım bu minyatürleri. Hı hı. Şehzade Mustafa'yı İran halısı üzerinde sergiliyor. Bu bir mesajdır aslında karşı tarafa. Yani diyor ki... Çünkü İran'la ittifak yapmanın cezası. Evet. Mustafa'nın suçlandığı husus buydu. Şimdi ben Ali hocama... Burada bir şey söyleyebilir miyim? Hemen bitireyim bunu bir cümleyle. Burada sergilenen cesedi gören Şehzade Cihangir hastaydı zaten. Daha çok hastalanıyor. Evet, Halep'te. Şehzade Mustafa'nın cesedi gönderilip Mahidevran'a işte burada yatıyor Şehzade Mustafa ve sakalları var. Dikkatinizi çekerim evet, burada. Evet, yani 40 ve yaşında çok. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Hürrem Sultan'a da oğlu Cihangir'in cenazesi geliyor. Yani ilginç değil mi? Evet. Şimdi Ali hocam... Ve Şehzadebaşı Camii'ne şimdi, gömülüyor. Bu arada onu da söylemiş söyleyelim olalım. Mehmet'in yanına. Şehzade Mahmut, hemen Mehmet'in yanı başındadır. Şehzade Mahmut da orada. Orada. O da Mehmet bir... zaten şey yatıyor orada. Hanım Sultanlar var. Mehmet ve Cihangir yan yana yatmakta. Evet, orayı yani ziyarete gitsinler izleyicilerimiz. Evet. Şimdi az önce bahsettiğiniz beyitle evet, ilgili bir bakacağım demiştiniz. Eğer bulduysanız tamam, onunla tamamlamış olalım programı yavaş yavaş. Tamam. Bu kadar tarihsel ve dramatik hadise sonrasında biraz da edebiyat devreye girsin bu takdirde. Birkaç şeyini buldum, kasidesini buldum. Bir fele, kendi oğlunun Oğuz için yazmış olduğu bir fele tarizi var. Bir de işte Beyazıt'tan kardeşinden af dileme, keremname kasidesi var. Fakat ondan önce Beyazıt'la bu yazışması var. Bunlar iki kardeş şey üzerinden, mısralar üzerinden yazışıyorlar. Şöyle diyor Cem Sultan: "Sen bisteri gülde yatasın şevk ile handan, ben kül döşenem külheni mihnet sebep ne? Bu saltanat-ı dünya ola adle mukarin, haccül harameyn anı talep kılsa acep ne?" Yani ne demek istiyor? Sen diyor gül döşenmiş yatakta neşeyle gülerek yatarken ben zahmet ve eziyet içinde küle batıyorum. Sebep, buna sebep ne? Bu dünya saltanatı adaletle dağıtılmaya yakın olmalıdır. Yani bir adaletsizlik oldu. Sen aldın saltanatı tümüyle kendine mahsus kıldın. Bana bir şey kalmadı. Bu hacı onu talep etmişse acayip olan ne diyor Cem Sultan kardeşine. Beyazıt da şöyle bir dörtlükte cevap veriyor: "Çün ruzi ezel kısmet olunmuş bize devlet, takdire rıza göstermeyesin hale sebep ne? Haccül harameynim deyüben dava kılarsın, bu saltanatı dünyeviye bunca talep ne?" Yani ne diyor? Zira diyor ezelde bize bu nasip kılınmış ve takdir edilmiş diyor. Bu devlet bize takdir edilmiş. Sen diyor bu takdire niye rıza göstermiyorsun? Niye hali kabul etmiyorsun? Buna sebep ne? Haccül harameynim diyerek diyor. Yani hacca gitmiş. Evet, Osmanlı tarihinde hacca giden tek hanedan üyesinin Cem Sultan olduğunu hatırlatalım bu arada. Evet. Hacıyım diye diyor dava kılıyorsun diyor. Peki diyor bu dünyevi saltanata bunca talep ne? Hacı oldun artık biraz dünyevi saltanattan el çek artık yani demeye getiriyor. Sofu Beyazıt yani şeye kardeşine. Böyle bir karşılıklı yazışmaları var. İlginç ve güzel bir şey olması münasebetiyle aktardım. Bir de kendi oğlunun ile ilgili. Keremname'den bahsetmiştiniz. Fele tarizi var. Onu bir bakayım. Evet, mesela
Burada biraz şeyini vereyim. Keremname'den Evet. girelim. Tabii Keremname biraz ağır bir şey. Şurada mesela bazı yerlerde güzel ifadeleri var. Manen vermek istiyorum. Evet. Ey Şah diyor, mürevvet meydanında Safa topunu çal. Zira Cenab-ı Hak senin eline kerem değneğini verdi. Bu devlet cübbesini giymek sana yaraşır ama onun eteği lütfetmek ve vefalı olmak yakası da keremdir diyor. Beyazıt'ta senin artık kazandın. Bu saltanat sana müyesser oldu. Eğer saltanat sana müyesser olduysa ve bu takdirde büyüklük affetmektir. Yani Kerem sen sahibi olmaktır beni demelidir. affetmesen de oğlumu bağışla diyor. Çok teşekkür ederim Ali Hocam. Süremiz doldu. Nermin Hocama da çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Gıyabında Sezai Hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Benim açımdan ve mutlaka izleyicilerimiz açısından çok keyifli bir program oldu. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum katılımlarınız için, verdiğiniz güzel bilgiler için. Doğudan Batı'ya tarih önümüzdeki hafta çok güzel bir konuyla tekrar karşınızda olacak. Sağlıkla, afiyetle kalın.